Ulusal Kanal'dan mutlu günler. Saatler 12.30'u gösteriyor. Ulusal Kanal'da gün ortası başlıyor. 2,5 saat boyunca dopdolu bir gün ortasıyla karşınızda olacağız. Önce Afrin'deki gelişmelerle başlıyoruz. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3149 oldu. Afrin ilçe merkezine bağlı iki köy daha teröristlerden temizlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin yolunda kritik öneme sahip Cin Deresi tamamen kontrol altına aldı. Harekat 49. gününde ve kararlılıkla devam ediyor. Afrin kuşatma altında. Amerika'nın kara gücü PKK-PYD'ye ağır darbe vuruldu. Kritik noktalar tek tek terörden temizlendi. Harekat Afrin ilçe merkezi sınırına ulaştı. Afrin merkeze bağlı iki köy teröristlerden temizlendi. Şavarikat El-Ceviz ve Melkiye köyleri kurtarıldı. Zeytin Dalı Harekatı'nın 49. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3149'a yükseldi. Fırat Kalkanı Harekatı'yla kurulmak istenen terör koridoruna hançer indiren Türk Silahlı Kuvvetleri şimdi de Afrin'in kilidini açtı. Türk ordusu kararlılıkla yürüttüğü operasyonlarda kritik Cin Deres beldesini kontrol altına aldı. Sivil hassasiyetini üst seviyede tutan Mehmetçik, Cin Deres belde merkezini tamamen temizlerken kurtarılan bölgede arama tarama faaliyetlerine devam ediyor. Cin Deres'te teröristlerle girilen sıcak çatışma anları kameralara da yansıdı. Görüntüler ÖSO birliklerinin kullandığı aksiyon kameralarla çekildi. Kayıtlarda sokak ve binaları teröristlerden temizlemek için verilen mücadele görüntülendi. Terör örgütü Afrin'deki birçok noktada kıskaca alındı. Olumsuz hava koşullarına rağmen yürütülen operasyonlarda teröristlerle sokak çatışmaları yaşanıyor. Afrin bir ilçe merkeziyle Raco, Bülbül, Şeyh Hadid, Cin Deres, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor. Mabatlı beldesine henüz operasyon başlatılmadı. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana Afrin'de 5'i belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 157 bölge terörden arındırıldı. Harekat kapsamında terör örgütleri PKK-PYD ve IŞİD mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor. Ve şu anda obüs atışları devam ediyor. Mehmetçik cephede sıcak çatışma. Evet, Ulusal Kanal sıcak noktada. Türk ordusu Afrin'de ilerlerken Ulusal Kanal'da gelişmeleri sıcak noktadan takip ediyor. Şimdi sınır hattındaki arkadaşımız Deniz Çağlayan'a dönüyoruz. Deniz merhaba. Son gelişmelerine bize neler aktaracaksın? Evet Umut Tezeler, Afrin Harekatı'na destek için gönderilen takviye komando birlikleri Kilis'e ve Hatay'a ulaştı. Sınır birliklerine sevk edildi. Öncelikle bunu aktararak başlayalım. Az önce haberimizde belirtmiş olduğumuz gibi sadece 24 saatte 60 terörist etkisiz hale getirildi. 49. gününde Zeytin Dalı Harekatı ve toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3149. İşte bu rakamla birlikte teröristlerin kaçacak yerinin kalmadığının aslında bir nevi görmüş oluyoruz. Cin Deres belde merkezindeki operasyonlar hala devam ediyor. Meskun mahalle operasyonları yürütülüyor Cin Deres belde merkezinde. Bölgenin etrafı zaten kuşatma altındaydı. Cin Deres belde merkezindeki meskun mahalle operasyonları ve patlayıcı temizliğinin ardından şu anda Güney cephesinde tam anlamıyla kontrolün eline aldığını söyleyebiliriz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Kuzey bölgesine bakacak olursak, kuzey bölgesinde yine bugün oldukça hareketli dakikalar yaşanıyor. Daha önceki haber haberlerimizde belirtmiştik. Kuzeyin anahtarıydı Kefercenle ve Katme köyleri, maşallah köyleri. Bu üç köyün temizlenmesiyle ana ikmal hatları kesilmişti terör örgütünün. İşte şu anda Hilal'in iki ucu Afrin merkezinde dayanmış durumda. Hilal'in iki ucu kapanmak üzere, yani bölgedeki teröristler için çember giderek daralıyor. Afrin merkezi için kuşatmanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Şu anda Raco, Bülbül, Şeyh Hadid, Şeranlı belde merkezlerinde, Cin Deres belde merkezlerinde meskun mahalle operasyonu
operasyonları devam ediyor. Şeyh Hadid bölgesinde sıcak çatışmalar yaşanıyor. Hacı Hasanlı kasabasında hala çatışmalar devam ediyor. Mabatlı Belde Merkezi Hacı Hasanlı kasabasının birazcık ötesinde, çok kuzeyinde yer alıyor Mabatlı Beldesi. İşte bu belde merkezine doğru kara birliklerimiz ilerlemeye devam ediyor. Henüz o bölgeye yönelik operasyon başlamadı ama yine önümüzdeki günlerde ya da dakikalarda, belki çok daha kısa bir süre içerisinde Mabatlı Belde Merkezi içinde operasyonun başlaması bekleniyor. Kuzey bölgesinden devam edecek olursak, Meydanke Barajı'nın bulunduğu bölge çok önemli bir bölgeydi. 2012 yılından beri Kandil'in bu bölgeye yığınak yaptığı, personel yığdığı, mühimmat yığdığı biliniyordu. Meydanke Barajı'nın alınmasıyla aslında terör örgütünün bir nevi çökertme sürecinin başlangıcının da ateşi verilmiş oldu aslında. Yaklaşık 4 gün önce Meydanke Barajı'nın bulunduğu bölge de çok kısa süre içerisinde temizlendi ve bölgede kontrol sağlandı. Köyde şu anda bombardıman altında İnat ve Mayanman köyleri, Afrin ilçe merkezine bağlı bu köylere yönelik hava harekatı düzenliyor ekonomatlarımız. Sınır birlikleriyle konuşuyor, obüslerimiz diye İHA'larla ve SİHA'larla vurmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi hava oldu şu an. İlerideki sisler patmış durumda şu an Suriye'nin kuzeyinde. İşte hava kartlarının önüne seriyor. Çünkü biz hava kartları güzel oldu. Sizin olduğunuz şekilde ilerliyor silahlı kuvvetleri. Başarılı bir şekilde, planlandığı şekilde operasyonu devam ediyor. Amerika'nın terör koridoru planı darmadağın oldu. Akdeniz seyirleri suya düştü. Dilire Serde merkezinden, güneyden ve kuzeyden uzanan selin ucu şu anda Afrin merkezinin etrafına dayanmış durumda. Afrin kuşatmasının başladığını söyleyebiliriz. Aslında bölgedeki köylerin temizlenmesi de çok önemli bir noktaydı. 300'e yakın köy bulunuyor kırsalda. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Afrin'in %60'ını terör örgütü PKK'dan temizledi. Servis Afrin'e Minnak Havalimanları. Servis Afrin'e Minnak Havalimanları da PKK'da terör örgütünün üstlenme noktalarından biriydi. Özellikle Minnak Havalimanı üst bölgelerinden biri. İşte kuzey bölgesindeki ilerleyişle birlikte ana ikmal yolları Servis Afrin'e Afrin'in birbirine bağlayan bu ana ikmal hattı şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol altına alındı. Afrin'e ulaşacak bir ikmal yolu kalmadı terör örgütü PKK-PYD'nin. Cezayir'in direkten Doğu cephesinden Afrin'e uzanan bölgeye çıkan ikmal yollarında da, ara yollarında da denetim Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Mehmetçiğimiz cephede sıcak çatışmaları sürdürüyor. Bölgedeki yolları kontrol etmek için bütün gücünü ortaya koyuyor. Bu bölgede şimdi yeniden bir tertiplenme ve konuşlanma başlayacak. Afrin merkezinin etrafı kuşatma altına alındıktan sonra Mehmetçiğimiz ileri harekatı için düğmeye basacak. Afrin şehir merkezine girmek için çok kısa bir süre kaldı. Bölgenin etrafında hendekler var. Mehmetçiğimiz bu hendekleri de kapatmak için büyük bir mücadele verecek Afrin şehir merkezine girerken. İşte bölgede çok sayıda sivil halkın olduğunu biliyoruz. Sivillerin bölgede baskıyla tutulduğunu da biliyoruz. PKK-PYD'nin kaçacak yeri kalmayan PKK-PYD'nin sivilleri kalkan olarak Mehmetçiğimizin önüne koyacağını biliyoruz ama Mehmetçiğimiz son derece dikkatli ve hassas bu konuda. Bir zayiat vermeden Afrin şehir merkezi kuşatması da başlayacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Teşekkür ediyoruz sevgili Deniz Çağlayan. Evet. Afrin ilçe merkezine ulaşıldı dedi Deniz Çağlayan. Hilal'in iki ucu kapanmak üzere dedi. Harekat planlandığı şekilde devam ediyor. Yapılacak son bir kuşatmanın ardından ileri harekat içinde düğmeye basılacak. Şimdi bir Ankara'ya döneceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüzü kurultayı yapılıyor. CHP 19. olağanüstü kurultayını yapıyor. Gürkan Demir'den gelişmeleri alacağız. Gürkan merhaba. Evet Umut Tezerer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 19. olağanüstü kurultayı başkent Ankara'da bugün sabah saat 10 itibariyle başladı. Olağanüstü kurultay bir genel başkan seçimliği için değil, tüzük değişikliği için yapıldığını ifade edelim. 2 gün sürecek, bugün ve yarın devam edecek kurultay, tüzük değişikliği kurultay ve delegeler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin hazırlamış olduğu tüzük taslağını bu 2 gün boyunca tartışacak ve ardından da yeni tüzük Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirlenmiş olacak. Pazartesi gününden itibaren de yürürlüğe bu
bu yarın yapılacak olan oylama sonucu kabul edilecek olan tüzük değişikliği pazartesinden itibaren hayata geçmiş olacak. Basına kapalı devam ediyor tüzük kurultayı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir de açılış konuşması yaptı. Sadece basın mensuplarının, dışarıda takip eden basın mensuplarına CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklaması canlı olarak ekranlara getirildi. Onun dışında salonun tüzük değişikliğine ilişkin tartışmaların yaşandığı salona hiçbir basın mensubu veya izleyici alınmadığını ifade edelim. Sadece CHP'nin üst kurul delegeleri bu kurultay tüzük değişikliği tartışmalarının içerisine dahil olduğunu belirtelim. Tabi tüzük değişikliğine ilişkin bazı düzenlemeler var. Onlardan yeni üye düzeni getiriliyor. İki farklı üye düzeni getiriliyor. Birisi normal üyelik, diğeri ise destekçi üye şeklinde. Bu da parti aidatını ödeyip ve parti faaliyetlerine katılan veya katılmayan üyeler şeklinde belirlenecek. Yine genel sekreterin bazı yetkileri kısıtlanıyor. Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Seçmen yoklaması, ön seçim, aday yoklaması gibi formüllerin Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesine ilişkin işlenmesine dair, uygulanmasına dair yeni tüzük taslağında bazı ifadeler olduğunu ifade edebiliriz. Yine gençlik yaşının taslak tüzükte bugüne kadar tartışılan tüzükte 35'e çıkartılıyordu. Ancak bazı tartışmalarda bu noktada genel merkez geri adım attı ve taslak tüzükteki gençlik yaşının 35'ten 30'a düşürdüğünü ifade edebiliriz. Peki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hangi mesajları verdi, onlara da bakacak olursak kısaca Kılıçdaroğlu'nun hedefinde parti içi muhalefet vardı demek hiç de yanlış olmaz. Özellikle kendisinin dışında başka bir ismin parti politikalarına dair açıklamalar yapmasına sert tepki gösterdi ve eleştirdi CHP lideri Kılıçdaroğlu. Partide tek ses istediğini söyledi. Kendisi ne söylüyorsa bütün üyelerin ve milletvekillerinin, parti meclis üyelerinin benzer şekilde açıklamalar yapması gerektiğini ifade etti. Şu anki tartıştıkları tüzüğünde zamanın ruhuna uygun, kullanışlı ve sade bir dille yazıldığını ifade etti. Eski hastalıklar bitmedi, onlardan kurtarmaya çalışıyoruz partiyi şeklinde bir ifade kullandı CHP lideri Kılıçdaroğlu. Yine kendisine yönelik bu taslak tüzük tartışmaları sırasında ön seçim kaldırılıyor eleştirileri gelmişti. Kılıçdaroğlu bunlara da yanıt verdi ve ben aday belirleme meraklısı değilim şeklinde bir ifadeyle kendisine yönelik olan bu ön seçim kaldırılıyor şeklindeki ifadelere yanıt verdi Kılıçdaroğlu ve bir aday, en iyi adayın o yereldeki parti tabanının belirleyeceğini ifade etti. Yine Kılıçdaroğlu delege avcılığı yapanların da ülkeye bir faydası olmayacağını, partiye bir faydası olmayacağını ve parti içerisinde dedikodu yaratanların Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeri olmadığını, ben ne olacağım, ilerleyen süreçte partideki görevim ne olacak, milletvekili olabileceğim mi şeklinde düşüncesi olanların da yine Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yeri olmadığını ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii hükümete de bazı eleştirileri vardı. O eleştirilerin yanı sıra Kürt sorununa ilişkin, terör sorununa ilişkin açıklamalar yaptı Kılıçdaroğlu. Yine Kürt sorunu biz çözeceğiz şeklinde bir ifadesi oldu. Bu Kürt sorunun çözümü yönünde de demokrasi ve özgürlük bağlamında bu sorunu tamamen ortadan kaldıracağız, çözeceğiz şeklinde ifadeler kullandı Kemal Kılıçdaroğlu. Özetleyecek olursak CHP tüzük kurultayı başkent Ankara'da toplandı. Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Yarın da sürecek. Yarınki iki gün sürecek olan tartışmaların ardından da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni tüzüğü belirlenmiş olup pazartesinden itibaren o tüzük uygulanmaya başlayacak diyelim. Sözü yeniden İstanbul stüdyomuza bırakalım. Gürkan Demir'e çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü tüzük kurultayı yapılıyor. Onu belirtelim. 19. kurultay devam ediyor. 2 gün sürecek bugün ve yarın. Gelişmeleri biz de aktarmayı sürdüreceğiz. Sayın seyirciler, terör örgütü PKK-PYD Afrin'in Kurayriyah köyünde sivillerin çıkışına engel olmak için çıkış yollarını bombalarla tuzakladı. Köyden kaçmaya çalışan sivilleri taşıyan kamyonette 3 aylık bir bebekle 2 çocuk hayatını kaybetti. Sivillere yönelik tuzaklama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede keşif yapan İHA'sı tarafından kaydedildi. Teröristlerin sivil katliamı insansız hava araçları tarafından an be an kaydedildi. Görüntüler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeyi teröristlerden arındırmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndan. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'nın geçen pazartesi görüntülediği anlarda PKK-PYD'li iki terörist Afrin'de Kurayriyah köyü çıkışında Ramadiyeh köyüne giden yola el yapımı patlayıcı yerleştiriyor. Sırtlarında Kalaşnikov silahlar taşıyan teröristler çok sayıda el yapımı patlayıcıyı yolun kenarına tuzakladıktan sonra biraz daha ilerleyerek bir miktar daha patlayıcı yerleştiriyor. İHA kamerasına bir kamyonetle teröristlerden kaçmak isteyen
36 sivil de yansıdı. Tuzaklanan yolda ilerleyen araç köyden çıktıktan 100 metre sonra teröristlerin döşediği patlayıcıya çarptı. Paniğe kapılan siviller aracın kasasından aşağı atlayarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada teröristlerin tuzakladığı EYP'ler infilak etti. Teröristlerin sivillerin kaçmasını önlemek için döşediği EYP'ler 3 aylık bir bebekle 2 çocuğun ölmesine, çok sayıda sivilin de yaralanmasına neden oldu. Sivillere tuzaklama yapan teröristler Türk ordusunun düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Sayın seyirciler, canlı bağlantılarımız devam ediyor. İstanbul'da Erguvan işletmelerine bağlı özel halk otobüsü şoförleri zararları ve maliyetleri ödenmediği için bugün kontak kapattı. Şimdi Yeni Bosna'daki arkadaşımız Dilek Doğan'a döneceğiz. Son gelişmeleri ondan alacağız. Dilek Doğan, sendeyiz. Evet, şu anda İstanbul Yeni Bosna'dayız. Erguvan işletmelerine bağlı İstanbul Özel Halk Otobüsü şoförleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin maliyetlerini ödeyemediği için bugün sabah itibariyle kontak kapattı. Kontak kapatma işlemi 3 noktada gerçekleşti. Birincisi Ali Beyköy'de, ikincisi Olimpiyat Stadı'nda, üçüncüsü ise Anadolu yakasında bir noktada gerçekleşti. Erguvan işletmelerine bağlı yaklaşık 2500 işçi çalışıyor ama birkaç aydır da zarar ettikleri için maaşlarını dahi alamıyorlar. Şimdi yanımızda Türkiye İşverenleri Sendikası Kemal Çetin var. Ona sorunlarını dile getirecek. Şimdi neler yaptıklarını anlatacak. Kontak kapatma işlemini neden yaptıklarını ve ne amaçladıklarını dile getirecek. Şimdi Kemal Çetin'e dönüyoruz. Evet efendim. Merhaba, tekrar size hoş geldiniz diyorum. Bu güzel bir günde. Ben Kemal Çetin, Türkiye Toplu Taşıma İşveren Sendikası Genel Başkanıyım. Aynı zamanda sendikamız Türkiye'de örgütlü bir STK. Bu 70 tane ilde şu an şubelerimiz var. Size de özellikle dünden beri de sizleri yorduk, bizle beraber koşturuyorsunuz. Size ben teşekkür ediyorum. Şimdi bizim sorunumuz şuydu. Biz aylardır tabii zarar ediyoruz. Yani bu bizim maliyetlerimizin 50-55 bin TL olduğu bir işletmede aylık olarak sadece 28 bin TL gibi bir hak ediş alıyoruz. Bu da ne demektir? Her ay en az bir 17 bin lira ya da 15 bin TL gibi bir zarar ediyoruz. Hatta bunu Büyükşehir Belediye'mizin kendi bizim için çıkarttığı maliyet tablosunun 45 bin TL olduğunu, bu 45 bin TL ama bize verdikleri hak edişin de 28 bin TL ve 30 bin TL olduğunu, ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştüğümde bunun sadece öğrenciler destek için 2000 TL verebileceklerini, bunun da bu işletmecileri bu zarardan kurtarmayacaklarını kendilerine söylemişlerdim. Ben tabii orada gelip kendi işletmecilerimle, beni temsil eden, ben ya da ona temsil ettiğim işletmecilerle görüştüğümde bu ancak bu zararla bu işi taşıyamayacaklarını, maaşlarını ödeyemeyeceklerini söylediler. Bugün yani biz içeri bir zaman dilekçe verdik. Bu İstanbul halkı mağdur olmasın diye. Biz 930 tane özel halk otobüs işletmecisiyiz ve işveren yatırımcılarıyız. Bizim 2500 tane çalışan şoförlerimiz, 406 tane yatırımcımız, bir katrilyon üzerinde bir sermayesi olan bir yatırımcı iş adamlarıyız. Aynı zamanda da günde 1 milyon İstanbul'a hizmet eden bir güzide bir sektörden bir tanesiyiz. Ulaşım, toplu ulaşım biliyorsunuz bu ülkenin kalbi, can damarı. Şimdi böyle bir sektörde tabii zarar ederek bir iş adamı olarak çalışmak veya bu işi yürütmek çok zor. Biz bunu ancak dile getirmenin işte sizin desteklerinize, diğer basına da burada özellikle teşekkür ediyorum. Onların destekleriyle bugün sesimizi duyurduk. Bu artık sesimiz duyduğu için de ben bugün öğleden sonra diğer arkadaşlarımla aldığımız kararda İstanbul halkı mağdur olmasın diye bir de şöyle bir şey yaptık biz. İstanbul'da biz bütün arabalar durdurmadık. Araçlarımızın sadece 600 tanesinin durdurduk. Öğleye kadar, 10.30'a kadar. 10.30'dan sonra tekrar işlerine başladılar. Şu an yeni İstanbul hizmeti, İstanbul halkına hizmet ediyoruz. Bir arada şunu da unutmadan söyleyeceğim. Şimdi cephede çarpışan askerlerimiz var Afrin'de. Ben de onlara, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Bu arada bir de ordumuza muzaffer ve başarılar diliyorum. Ülkemiz için de hayırlısı olsun diyorum. İnşallah biz de burada başarılı olacağız. Ben ona inanıyorum. Size ben tekrar teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Toplam 930 aracınız var değil mi? Şimdi bu mavi Erguvan Erguvan dediğimiz araçlar, özel halk otobüs araçları arkamızda görüyorsunuz zaten. Evet. Bunlar 930 tane.
özel sadece toplu taşıma için imal edilmiş araçlar. Bu başka bir işte kullanılamayan sadece halka hizmet eden bir araçlar. Tabii bu 930 tane aracın da aynı zamanda 2500 tane sadece bu aracı kullanan şoförlerimiz var. Bunun dışında işte garajlarımız var. Onun çalışanlar hariç bir de dediğim gibi 406 tane de yatırımcısı var. Ne baktığın zaman da bir 20 bin kişilik bir aile. Bu aslında diğer kollarda çok geniş. İşte sanayideki bazı yani işte parça satıcılar ya da onlarla olan ilişkilerimiz 10 binleri geçir de orada bir 10 binleri geçer. Yani bir 40-50 binlik bir 50 bin nüfuslu bir ailenin temsilcisiyiz şu an. Onu da söylemek isteyeceğim ben. Ben teşekkür ederim. Evet, toplam 600 araç bugün kontak kapattı ve şoförler de sorunlarını dile getirdiler. Umarız bir çözüm yolu bulunur. Şimdilik sözü tekrar size bırakıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Dilek, Dilek Doğan'a ve konuğuna Kemal Çetin'e. Gelişmelerle devam ediyoruz. Bir Ankara'ya döneceğiz sayın seyirciler. Ankara stüdyomuzda çok değerli bir konuğum var. ANKA Enstitüsü Başkan Yardımcısı Sayın Engin Ökten stüdyomuzda konuğumuz. Sayın Ökten hoş geldiniz gün ortasında programımıza. İyi yayınlar, hoş bulduk. Şimdi gündem yoğun. Bu gündemin yoğunluğunda dün Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'nun bir çıkışıyla Türkiye ile Irak'ın ortak bir operasyonu, Kandil Operasyonu gündeme geldi. Hatta tarihi içinde 12 Mayıs'taki Irak seçimlerinin sonrası dile getirildi. Şimdi Afrin'de harekat devam ediyor. İçeride terörle mücadele sürüyor. Bunun üzerine bir de Kandil harekatı nasıl olacak? Ve tabii hani Irak'la birlikte Kandil olası bir harekat için, bir operasyon için biraz geç kalınmadı mı sizce? Çünkü yıllardır bu konuda uyarılar yapılıyor hükümete. Evet, dün Sayın Çavuşoğlu'nun böyle bir açıklaması var. Ama bu açıklamayı biraz gerisine doğru giderek belki değerlendirmekte fayda var. Biliyorsunuz Kuzey Irak'ta bir referandum söz konusu oldu. Türkiye'nin kabul etmediği ve asla yapılmasını uygun görmediği bir referandumdu bu. Barzani yönetimi tarafından bağımsızlık referandumu yapıldı biliyorsunuz. O dönem Irak merkezi hükümeti de bu referanduma karşı çıktığını belirtmişti ve Irak merkezi hükümeti Bağdat'la Ankara arasında sıcak ilişkiler kurulmuştu hatırlayacaksınız. Bağdat yönetimiyle Ankara arasında kurulan bu sıcak ilişkiler Kuzey Irak'taki sorunların çözümü ve Irak-Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ciddi bir ivme kazandırıcı nokta oldu. Bir çıkış noktası oldu. Gene hatırlayacaksınız merkezi yönetim Irak'taki kontrol noktalarını ve birçok sınır kapılarını vesaire bölgesel yönetimden kontrolünü eline alarak merkezi yönetime geçirmişti. Bu süreçte çok yakın geçmişte 17 Ekim'de bizim Dışişleri Bakanlığı Müsteşarımız Sayın Ümit Yalçın Bağdat'a bir ziyarette bulundu. Devamında Sayın İbadi Türkiye'ye bir ziyarette bulundu hatırlayacaksınız. Daha sonrasında da seviye yükseltilerek Sayın Başbakan Binali Yıldırım Ocak ayının başlarında Bağdat ve Erbil ziyaretlerinde bulunmuştu. Bu ziyaretlerde de bu konular hep ele alındı. Kuzey Irak bölgesinde özellikle Türkiye'ye tehdit oluşturan PKK unsurlarının önlenmesi ve bunlara karşı bir tedbir alınması konusu. Barzani referandumundan sonra peşmergelerin veya daha doğrusu şöyle söyleyelim, Barzani'nin gerçekleştiremediği, elde edemediği sonucun PKK üzerinden elde edilmesi gibi bir atak yapılmaya çalışılmıştı. Bazı güçler tarafından. Yani orada bir rol değişikliği peşmergenin yerine PKK'nın idame ettirilmesi gibi bir durum söz konusu olmuştu. Böyle bir senaryo gündeme gelmişti. Bu tabii hem merkezi hükümeti Bağdat hükümetini hem Türkiye'yi rahatsız eden bir gelişmeydi. Bunun bir başka boyutu tabii PİJAK tarafından bakarsanız İran açısından da
rahatsız ediciydi. Irak Merkezi Hükümeti burada İran ve Türkiye arasında dengeli bir siyaset izleme yolunu da tercih edip ilişkilerini geliştirmeye gayret etti. Bu gelişmeler de bugün geldiğimiz noktayı bize işaret etti. Zaten Sayın Yıldırım'ın Bağdat ziyaretinden sonra Ankara Büyükelçisi, Irak Ankara Büyükelçisi'nin yaptığı bir açıklama da var. Evet. Bu açıklama tarih açısından Mayıs ayını zaten işaret eder bir şey aşağı yukarı. Çünkü Sayın Büyükelçi o açıklamasında diyor ki Türkiye ile ortak bir operasyon tabii söz konusu olabilir ama diyor bu Musul operasyonunun, Bağdat'ın Musul operasyonundan hatta Ninova'nın tamamen özgürleştirilmesinden sonraki bir tarihe denk gelecektir. Hı hı. Bunun da aşağı yukarı 3 ay sürmesi beklenmektedir diyor. Bu açıklamayı ne zaman yapıyor? Ocağın sonlarında yapıyor. Ocak ayının sonlarında. 3 ay üstüne koyarsanız zaten aşağı yukarı Mayıs'ı o tarihte işaret etmiş. 12 Mayıs'ta parlamento seçimleri var Irak'ta biliyorsunuz. O seçimlerin de geçirilmesi Irak hükümeti açısından da belki bir rahatlatıcı unsur olacaktır. Hı hı. Bunu da göz önüne aldığımızda tarih 3 aşağı 5 yukarı Mayıs olarak Sayın Çavuşoğlu'nun dün açıkladığı şekilde belirlenmiş oluyor. Dün Sayın Çavuşoğlu bir şeyi daha ifade etti biliyorsunuz. Afrin'de operasyon sürse bile biz Kandil'de ikinci bir operasyonu gerçekleştirebiliriz. Hı hı. Bu güce sahibiz diye. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türkiye'nin böyle iki operasyonu gerçekleştirme imkan ve kabiliyeti vardır. Evet. Bunda hiçbir sıkıntı olmayacaktır ama esas burada belki dikkat çekmek gereken şey şu. Irak'ta sadece Kandil değil, yani Kandil bir sembol isim gibi kullanılıyor ama esas Sincar bu bölgede yeni bir yapılanmasıydı biliyorsunuz PKK'nın. Ezidileri falan da oradan sürüp orada bir güç odağı, yeni bir Kandil oluşturma çabaları vardı. Hatta kanton ilan etme çabaları vardı. Dolayısıyla böyle bir operasyon sadece Kandil olarak değerlendirilmeyip Sincar ve diğer noktalar da göz önüne alınarak gerçekleştirilecektir diye düşünmek lazım. Evet. Tahmin ediyorum ki bu operasyonla ilgili zaten merkezi hükümetle işbirliği geliştirilecektir. Peşmerge ile birlikte hareket edilecektir operasyon sırasında. Kuzey Irak'taki PKK unsurlarının oradan ortadan kaldırılması yahut da öyle söyleyelim. Irak ve Suriye'nin kuzeyini komple birbirine bağlayan bir Kürt koridorunun da önlenmesi adına önemli bir adım olacaktır diye değerlendirmekte fayda var. Bu arada bir şeyin daha belki altını çizmek lazım. Nedir efendim? Irak-Türkiye arasında sadece bu konuda değil, biz operasyon tarafına belki dikkat çekiyoruz ama Irak'ın imarı konusunda da, yeniden yapılandırılması konusunda da ciddi işbirlikleri söz konusu. Gene hatırlayacaksınız, kuvvetle gerçekleştirilen Irak'ın yeniden imarı konulu bir konferansta 70 civarında bağışçı ülke katılmıştı. Hı hı. Türkiye burada 5 milyar dolarlık bir kredi imkanıyla, Irak'a sağlanacak bir kredi imkanıyla en yüksek katılımı sağlayan ülke olmuştu. En yakınımızdaki Amerika Birleşik Devletleri bile 3 milyar dolarlık bir rakamdan söz etmekteydi. Dolayısıyla bölge ülkelerinin birbirleriyle ilişkilerini geliştirmeleri her anlamda avantajlı olacaktır. Evet. Buna operasyon, ortak operasyonda dahildir diye değerlendirmek lazım. Şurada yani burada şunu da merak ediyorum eğer bilginiz varsa. Şimdi Kandil dedik, Sincar dedik. Suriye'nin kuzeyine geldiğimizde işte Afrin, Membiç buraları konuşuyoruz. 30-35 yıldır bir bela olan bu PKK terörü, PYD'si, YPG'si, PEJA. Yani öyle ki artık bir bitme noktasına doğru tam bir kararlı duruş söz konusu benim anladığım, gözlemlediğim. Ne kadar gücü kaldı Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde? Onu gözlemleyebiliyor musunuz? Bu konuda bir bilgi var mı? Şimdi bu terör örgütlerinin güçlerini değerlendirirken ne gözümüzde büyütmemiz gerekir, ne de çok küçük görüp hafife almak, ciddiyetsiz davranmamız gerekir.
şunun altını özellikle belki çizmekte yarar var. Hı hı. Bugün Suriye'de, biz bunu yayınlarda da daha önce çok ifade ettik. Suriye'de PKK, YPG adı altında savaşan güçler paralı askerlerdir. Hı hı. Daha önce IŞİD adına savaşanlar sakallarını, bıyıklarını kesip, kıyafetlerini değiştirip gelip YPG saflarına katılıp YPG adına savaşmaya başlamışlardır. Dolayısıyla burada net rakamları ortaya koyabilmek veya şu kadar eksildiler, bu kadar çoğaldılar demek çok gerçekçi olmayabilir. Hı hı. Çünkü bunların arkasındaki güçlere bakmak lazım. Kimlerin piyonu olduklarına bakmak lazım. Bunu özellikle söylüyorum. Bütün terör örgütleri bir takım egemen güçlerin piyonu ve vekalet savaşını yürütüyorlar. Evet. Dolayısıyla paralı askerlerin ne kadar para verirseniz o kadar çoğalacağını veya azalacağını da değerlendirebilirsiniz. Ama ila nihayet sürdürülebilir bir şey değildir. Türkiye gibi bir ülkenin karşısında durma imkanları da asla ve asla yoktur. Son bir soru Sayın Ökten. Peki yani bu arkasındaki güç Amerika, örneğin şimdi Afrin'i engelleme ya da işte Membiç'e doğru ilerlemeyi kesme noktasında bazı manevralara giriyor. Gelenler gidenler oluyor. Irak'ın kuzeyine yapılacak bir operasyonu nasıl engellemeye çalışabilir? Engelleyebilir mi? Doğrusu Irak'ın kuzeyine yapılacak bir operasyonu engelleme konusunda Amerika'dan söz ediyorsak muhakkak ki onların da orada daha önceden beri hedefledikleri, arzuladıkları politikaların uygulanması için bir takım argümanlar ortaya süreceklerdir. Ama henüz bir operasyon söz konusu değilken sadece konuşuluyor biliyorsunuz. Şu anda planlanmış bir şey değil. Bu yapabiliriz ifadesi var. Nasıl bir adım atacaklarını öngörmek de çok kolay olmayabilir. Ben bu konuda herhangi bir yorum yapmayı doğrusu şu anda erken bulurum. Anladım. Sayın Ökten çok teşekkür ediyorum. Bu yeni gelişme dün Dışişleri Bakanı'nın gündeme getirmesiyle birlikte esasında yıllardır yapılan bir uyarı ya da bir beklentiydi. Belli ki hala yola girecek ve böyle bir operasyon gerçekleşecek ki önemli bir operasyon olacak. Bu PKK denen, PYD denen, YPG denen bu terör belasının temizlenmesi noktasında bu konudaki görüş ve yorumlarınızla katkıda bulundunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Ankara Enstitüsü Başkan Yardımcısı Sayın Engin Ökten'di. Irak'a olası operasyonu Kandil bölgesinde Irak'la birlikte, Irak hükümeti ordusuyla birlikte Türkiye'nin olası operasyonunu konuştuk, değerlendirdik. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme getirmişti. Ve 12 Mayıs'taki Irak referandumu seçimlerin ardından daha doğrusu yapılması muhtemel şeklinde, öngörülüyor şeklinde biz de haberleştirmiştik. Evet, Irak'taki seçimlerden bahsediyoruz. Türkiye'de de seçimler olası değil mi? Tarihleri zaten net. Dün Mustafa Elitaş net bir şekilde tekrar açıklıyorum dedi. Mart ayında 2019'da yerel seçim, Kasım ayında da hem genel milletvekili seçimi hem de cumhurbaşkanlığı seçimi olacak dedi. Tabii bu seçimlere doğru giderken Türkiye bir yandan tartışılan bir başka konu başlıksa ittifaklar meselesi. AKP ile MHP mutlak bir ittifakta anlaştı. 26 maddelik bir teklifi Meclis Genel Kurulu'na gelmek üzere komisyonlardan da geçti. Önümüzdeki hafta gelmesi bekleniyor. Bu ittifakın tabii de diğer yanı var. Örneğin CHP yanı, diğer partiler. Biraz bunları konuşacağız. Programımızın bu bölümünde yine çok değerli bir konuğum var. Gazeteci yazar Deniz Yıldırım. Arkadaşım, dostum Deniz, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi bu ittifaklar meselesi önemli. Sen bugün de CHP için bir çıkmazdan bahsettin. AKP, evet. MHP tarafında konuşuruz illaki ama benim toplam olarak gördüğüm bu hani bir çözüm gibi ortaya atılan ittifak meselesi gerçekten bir çıkmaza girdi. AKP MHP cenahında da bana sorarsan biraz öyle gibi duruyor. CHP'deki sıkıntı ne sence? Neden çıkmaz CHP için bu ittifak meselesi? Şimdi ittifaklar meselesine bakış açımız eğer bizim sadece belirli partilerin bir araya gelip oy oranlarını birleştirip bunun üzerinden 2019'daki seçimlere hazırlanmak ve meclise girmek, cumhurbaşkanı olmak denklemi üzerinden bakarsak eğer bu tam bir çıkmazdır. Niye? Çünkü 2019'daki seçimleri bir takım partilerin bir araya gelip ittifak yaparak meclise girmesi değil, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlara bağlı olarak problemlerin çözülmesi, problemleri çözecek olan bir iradenin hükümete aday olması ve bu iradeyi beyan etmesi biçiminde gerçekleşecek. Yani neyi kastediyoruz burada? Örneğin AKP, MHP
Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin %50'sine hitap eden siyaset tarzını değiştirmediği sürece, bunun dışında CHP-HDP ittifakının zaten Türkiye'nin önemli bir kısmının değerlerini, vatan savaşını, bunları bir biçimiyle değerlendirmediği sürece, milleti kaybeden siyaset tarzıyla zaten halkın genel çoğunluğunu bir biçimiyle kaybetmiş olacaklar. Bu açıdan 2019 seçimlerine bakış açımız bizim Afrin'le başlayan, belki biraz sonra konuşuruz, Kuzey Irak'a yapılacak olan, Irak'la birlikte yapılacak ortak operasyonla devam edecek bir vatan savaşının, sınır güvenliğinin ve bölge renklerinin denklemini topyekun değiştirecek olan bu süreci yönetebilecek ve bu süreci altından kalkacak bir hükümet seçeneğinin önümüzdeki dönem gündeme geleceğini görüyoruz. Yoksa hani bilindik seçimlerle, yani 2015'e kadar olan bilindik seçimlerle ve o seçimlerin denklemleriyle 2019'u ele almak bir kere başlı başına bir hata olur. CHP açısından da 2015'te kalmış olan işte hayır 2017-18'e devam eden hayır cephesi üzerinden geliştirilen siyasetlerinde bir biçimiyle iflas ettiğini görüyoruz. Çünkü hani seçim güvenliği, seçime yönelik şaibe, işte mesela Trabzon milletvekili Haluk Pekşen'in çıkışı, yani bu seçimler şaibelidir, boykot edelim, bugünden daha bir yılı var neredeyse. Bu konuyla ilgili bir mücadele yürütmek yerine, yani Cumhur İttifakı'nı şimdiden kazanacağı havası yaratan ve bir moral bozan tarzıyla CHP'nin zaten bundan sonra süreci yürütme şansı biraz gözükmüyor. Çünkü bugün işte TÜZÜK Kurultayı'nda Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşma da yani Türkiye'nin sorunlarını çözecek bir parti görünümünden çok kendi iç sorunlarını zaten çözememiş bir parti. Azarlayan, yani, benden izin almadan konuşmayacaksınız. Yani benim öngörüm şu: 2019'da Türkiye var olan sistemin dinamikleriyle, yani bugüne kadar yürütülmüş olan sistemin dinamikleriyle devam edemez. Bunun karşısında ciddi bir milli demokratik bir ittifakın ya da milli demokratik bir seçeneğin diyelim, önümüzdeki dönem halkın içinden, bu milletin içinden ciddi bir seçenek olarak çıkacağını gözlemliyorum. Milli ben. Yerli değil ki zaten hemen hemen aynı gibi de milli ve demokratik diyorsun. Evet, yani hem cumhuriyeti, cumhuriyet değerlerini savunacak, cumhuriyetle kavgalı olmayacak, Türkiye'nin çağdaşlaşma, laiklik, eğitimde gelinen durumu çözebilecek olan, eğitimdeki yıkımı yeniden toparlayabilecek olan bir cumhuriyet kültürüne sahip olan, hem aynı zamanda da terörle mücadeleyi doğru düzgün yürütebilecek olan, bölge devletleriyle işbirliği ve Amerika'nın buradaki varlığını, işte Kuzey Irak'tan da yürüyen ordumuzu, ondan sonra Afrin'e yürüyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, Amerika'yı dört devletin ortasında, o Kobani bataklığında, belki de Vietnam'dan sonra alacağı en büyük yenilgiye mahkum edecek bir irade, siyasi iradenin ortaya çıkaracağı bir seçim denklemi bekliyor. Bu savaşı yürütebilecek olan, bunu gerçekten buradaki siyasi kararlılığı sahip olan bir alternatifin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Somut olarak konuşmak gerekirse de Vatan Partisi, diğer bütün partiler suni gündemlerle uğraşırken, işte seçim güvenliği, yok din adamlarının işte fetvalarıyla birlikte Türkiye'nin önemli bir kısmını, çağdaşlaşma ve cumhuriyet geleneğini hiçe sayan, yani Türkiye'yi hurafelerle yönetebileceğini düşünen iktidar sahipleri ve ona ortaklık edenler, bu tarafta da Atlantik çözümleriyle işte HDP ile ittifak yaparak bir oy alabileceğini düşünen Cumhuriyet Halk Partisi dinamiklerinin önümüzdeki dönem geçersiz hale geleceği, bu suni gündemlerle uğraşan partiler yerine Türkiye'nin gerçek sorunlarını, biraz önce saydığım bu sorunlar ekseninde Türkiye'yi çözüme götürecek olan alternatif programın ortaya çıkacağı kanaatindeyim. Peki şimdi diyelim ki Suriye'nin kuzeyinde Afrin Harekatı, ondan önce Cerablus'a yapılan, değil mi, Fırat Kalkanı Harekatı, bunları yürüten bir hükümet, bir AKP vardı. Hani bu süreç, şimdi bu süreç ve bu çelişki, yani vatan savaşı çelişkisi seçimler için belirleyici olacak diyorsun. Bunu yönetebilecek. Bunu yönetemedi mi? MHP ile ittifaka gidiyor. Tek başına beceremedi mi? Yani sıkıntı ne orada? Hala devam eden o süreci tek başına göğüsleyemiyor mu? Yönetemiyor mu? Evet. MHP, hatta BBP. İşte Saadet Partisi kilit oldu. AKP-MHP ittifakının çıkmazı ne? Burada asıl olan şey, büyük savaşlar milletin büyük birikimiyle kazanılır. Yani tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi
milletimizin tamamını seferber edecek olan, tamamına hitap edebilecek olan ve onu kazanacak olan bir iktidarın ancak önümüzdeki dönem bu savaşı, bu mücadeleyi başarıya ulaştırabileceğini gözlemliyoruz. Niye? Çünkü sizin mesela Afrin harekatı tamam bir muharebe, bu kazanılır. Hı hı hı. Yine Kuzey Irak'a yönelik kahraman Türk ordusunun operasyonu da gelecektir Mayıs ayında. Oraya yönelik de ciddi bir kazanım elde edilir. Amerika Kobani'den Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden o coğrafyadan tamamen silinebilir. Ancak bunu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzgün bir biçimde yürütebilmesi için buna uygun olan bir siyasi iktidar lazım. Yani siz 28 Şubat davasıyla, Cumhuriyet'in değerleriyle, ondan sonra eğitimle bunları iç cephede bir biçimiyle dejenere ederek, yani eskiden gelen kültürünüzü devam ettirerek bir takım uygulamalarla mahallede, sokakta, ilçelerde, devlet kurumlarında yaşayan insanların bir kısmını kazanıp öbür kısmını reddederek bir seçim kazanma siyasetini devam ettirerek bu savaşı da kazanma şansınız pek fazla yok. Yine de Türk ordusu ve Türk milleti tabii ki bu savaşı kazanacak. Ne olursa olsun. Hı hı. Yani çünkü biz sınır güvenliğimizi, vatan bütünlüğümüzü, cumhuriyetimizin geleceğini böyle bir takım iktidarlara borçlu değiliz. Yani bu millet 100 yıllık bir mücadele yürütüyor. Daha öncesi de var. Dolayısıyla hani bu milletin bu davayı, bu savaşı kazanacağına hiç şüphemiz yok. Hı hı. Fakat bu mücadeleyi nihai zafere ulaştıracak olan bir topyekun milletin iradesine sahip olacak, cumhuriyetle kavga etmeyen, ekonomide dışa bağımlılığı bitirebilecek olan, çünkü savaş dediğiniz şey aynı zamanda içerideki kalkınma düzeyini, içerideki halkın refahını da aynı zamanda sağlayacak olan bir şey. Yani siz bir taraftan Afrin'de savaşırken bir taraftan şeker fabrikalarını satarsanız bu o savaşı zafere ulaştırabilecek olan siyasetlerden ne kadar yoksun olduğunuzu gösteren bir tablo aynı zamanda. Hı hı. Yani siz bir tarafta Afrin'de evet terörü temizliyorsunuz, doğru. Türk Silahlı Kuvvetleri kahramanca mücadele ediyor. Ama bu tarafta işte yabancı şirketlere kendi cumhuriyetinizin kazanımlarını, kendi üreticinizin, yani tarladan tutun da işte onu taşıyan nakliyecilere kadar, oradan çalışan, fabrikalarda çalışan işçilere kadar ve onun yarattığı toplam sermaye ve toplam birikime kadar siz bu politikayı fabrikaları satış noktasına getirdiğiniz zaman o savaşında aslında işte bu iç cephede tamamen nihai olarak kazanılamayacağını gösterir. Süren az, biliyorum. Buradan evet. Başka bir toplantıya geçeceksin ama şunu da sormadan edemeyeceğim. Şimdi AKP ya da MHP, şimdi bu ittifak yeterli olmuyor. Çünkü bu savaşı, bu haklı savaşı ve zafere ulaşacak savaşı siyaseten, belki diplomatik anlamda iç cephedeki bazı eski kültürün değil mi alışkanlıklarıyla bölüyor ve toplam olarak milleti seferber edemiyor, arkasına katamıyor. Hala bir sen ben, bir ötekileştirme, evet. Eski kültürün devamı var diyoruz. Peki dolayısıyla herkesi katacaksak, örneğin Vatan Partisi dedin, ittifaka tamamen kapalı mı? İttifaklar olmayacak mı? Vatan Partisi bir ittifak yapamaz mı? Elbette yapabilir. Bunu yani, yazan çizen yazarlar da var işte. Elbette. CHP ile ittifak yapılabilir, yapar deniyor. Yani bu tabii ki parti, yani Vatan Partisi'nin Merkez Karar Kurulu'nun. Onların vereceği bir karar ama. Genel Başkanı'nın, yani yetkili organlarınca süreci değerlendirip verebileceği bir karar, ama benim kişisel görüşüm şu anda Vatan Partisi kendi adayıyla Sayın Doktor Doğu Perinçek, evet. Türkiye'nin yetiştirdiği, bugüne miras bıraktığı en önemli liderlerden bir tanesi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni gerçekten önümüzdeki dönem layığıyla temsil edebilecek olan bütün dünyaya karşı ve içeride de en ciddiye alınması gereken aday bence 2019'da. Neden? Hı hı. Çünkü gerçekten geliştirilen siyaset Vatan Partisi'nin işte CHP, HDP, Fethullah Gülen terör örgütü, Batı'da ısıtılan bir yakınlaşmaya karşı, öbür tarafta da Türkiye'de bir geleceği olmayan Cumhuriyet'le kavgalı AKP, MHP, Cumhur İttifakı'na karşı bir alternatifle gerçekten üçüncü bir kutup olarak meclise girdiği anda bütün iktidar dengelerinin değiştiği, hı hı. Çünkü hep Türkiye'ye ne dayatılıyor? İşte bir tarafta AKP, MHP ittifakı, Cumhur. Bir tarafta da işte HDP, CHP, işte FETÖ, belki oraya İYİ Parti falan da dahil olacağı bir iki kutuplu bir Türkiye dayatılıyor. Buradan da tabii ki en fazla Tayyip Erdoğan memnun oluyor. Çünkü böyle bir denklemde kendisinin kazanan olduğunu,
Kesinlikle biliyor yani anketlerde zaten öyle bir tabloda hem anketleri de geçtim. Somut olarak önümüzde bir deney var. Yani 2015 Haziran seçimlerinden sonra AKP'nin %10 oy kaybını CHP, HDP ile ittifak yapabiliriz. Yani daha doğrusu koalisyon kurabiliriz açıklamasından sonra iktidar partisinin %10 oyunu artırması tecrübeyle sabit değil mi? Hı hı, yani hı. Siz bir önceki seçimdeki aynı taktiği bu seçimde de uygularsanız sonuç değişmeyecek. Hatta MHP ile birlikte girdiği için seçimlere onun yaratacağı sinerjiyle çok daha fazla oy alma şansı var. İşte bu denklemi bozacak olan tek parti bugün Vatan Partisi. Yani iki kutuplu siyaset eksenini çok sesli ve daha doğrusu Türkiye'nin önümüzdeki dönemki çıkış noktasını gösterebilecek bir siyasi kararlılık açısından da söylüyorum. Üçüncü bir kutup olarak meclise girdiği anda işte o iktidar denklemleri tamamen değişecektir. Hı hı, öyle hı, görünüyor. Hı hı. Mesela %10'u aşmış bir Vatan Partisi'nin meclisteki dengeleri kurulacak hükümetler bakımından da tamamen değiştirebileceği, Vatan Savaşı'nı bu noktada bir milli mütabakat içerisinde değerlendirilebilecek çok partili bir iktidarın, bir yani Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi artık geldi, oradan bir geri dönüş yok. Sonuç olarak o sisteme göre parlamento oluşacak ve Cumhurbaşkanı seçilecek. Ama o denklemde bile işte Vatan Partisi'nin oynayacağı kritik rolü bugünkü aydınlık yazımda dile getirmeye çalıştım. Yani o açıdan hani CHP HDP ile ittifak yapsa bir türlü, yapmasa bir türlü, kendi içerisinde bunu çok zorlayan, adeta HDP'li gibi davranan yöneticileri bir tarafa, kendi içinde de bir ayrışma yaşayacağı kesin. Ama şunu da hatırlatalım. PKK'dan, FETÖ'den ne kadar uzaklaşırsa Cumhuriyet Halk Partisi o kadar millete yaklaşacağını ve dolayısıyla doğru siyasetlere gelebileceğini ve bu noktadan sonra da o doğru milli ve demokratik ve cumhuriyetçi siyasetlerin ekseninde yapılabilecek olan diğer görüşmelerin, diğer siyasi zeminlerin ortaya çıkabileceğini gözlemliyoruz. O açıdan da burada 2019'a giden sürecin ittifakları şimdiden biraz netleşmeye başladı ama burada en sürpriz yapacak olan Vatan Partisi olarak görünüyor. %10 baraj diyoruz ama Cumhurbaşkanı'nın seçimi noktasında bir baraj olmadığı da kesin. Evet. Esasında barajların olmadığı bir seçime gidiliyor. Ama iki seçim olacak. İki yani seçim olacak. Bir milletvekili gelen seçim. Cumhurbaşkanlığı seçimi. İçin oy kullanılacak ve ikinci tura en iyi oy alan iki aday kalacak. Ama bir de ayrıca milletvekilleri seçimi var. Yani sadece Cumhurbaşkanı'nı seçip meclisi bir tarafa bırakamazsın. Sonuçta o meclis üzerinden iktidar kurulacak. Cumhurbaşkanı da o meclis üzerinden hükümeti kuracak bir biçimiyle. Dolayısıyla hani burada tek başına bir Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanıp meclis seçimini boşlamamak lazım. İkinci plana bırakmak da hata olur. Hata olur. Çünkü insanlar gidip milletvekillerini seçecek. Yani hükümet kuracak olan, bakanları olan, mecliste yasama yapacak olan bir biçimde şeyi de seçecek. Milletvekillerini de seçecek. Dolayısıyla burada adaylar üzerinden konuşmak gerekirse, yani şöyle bir tablo ortaya çıktığını düşünün. İşte bir tarafta AKP, MHP, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan. Bir tarafta işte oluşması muhtemel CHP, HDP ittifakının adayı diyelim ki ortak aday bulundu ya da Kılıçdaroğlu oldu. Her neyse. Bir de bu tarafta da Doğu Perinçek, yani üçüncü bir aday olarak. Yani üç adaylı bir seçim ya da dört adaylı diyelim ki oraya belki hani şey girmeyebilir, Meral Akşener girmeyebilir. Yani adaylar bazında baktığınız zaman da dengeleri değiştirecek olan bir onu diyeceğim. Yani özellikle o tarafı çok önemli. Evet. Çünkü Vatan Partisi şimdi Doğu Perinçek işte Kandil'i konuşuyoruz değil mi? Evet. 10 yıldır söylüyorum diyor. Haberini verdik. Gerçekten öyle. Yani Doğu Perinçek'in hep gündeme getirdiği ortaya koyduğu siyasetler aynen politikalar bugün Mayıs ayında adım adım uygulanıyor. Hayata geçiyor. Doğru. Her anlamda böyle. Ama eski bütün seçimlerde hep böyle bir diğerleri gibi bir kategoriye itilirdi. Evet. Ama şimdi öyle değil. Direkt o ligde. Yani kimi görüyoruz değil mi? Evet. Tabii aday açıklanmış Doğu Perinçek, işte doğal aday Tayyip Erdoğan. Evet. CHP'den ya da İYİ Parti'den gelecek bir üçüncü ya da dördüncü adayı konuşuyoruz. Direkt bu anlamda o barajların kalktığını bir anlamda görüyorum ben. Zaten yok. Evet. Saadet Partisi kilitleniyor. Son sorumda olsun. Az bir zamanı kaldı. 19 geçiyor. Burada kilitleniyor. Nasıl bir kilit oynuyor sence? Saadet Partisi örneğin Vatan Partisi bir noktada ittifaka, yani buraya dönebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ben tahmin etmiyorum böyle bir şeyi. Sebebi de şu. Yani Saadet Partisi de bütün iyi niyetine rağmen, yani yürüttüğü muhalefet ekseninde söylüyorum, yine de bu sistemin
denklemi içerisinde bir takım yerlerde siyaset yürütmeye çalışan bir parti. Hmm. Yani Saadet Partisi eğer gerçekten şu vatan savaşı meselesinde ya da diyelim Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma yönelik alternatif bazı politikalar geliştirebilecek olan bir yapıya gelirse eğer, ki bugün öyle bir profil çizmiyor sonuç olarak, bir kritik parti olacağı, 2019 seçimlerinde kritik parti olacağı kanaatinde değilim ben Saadet Partisi'ne. Anladım. İllaki bir ittifakın içerisinde yer alıp oradan devam edeceğini düşünüyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Deniz. Ben teşekkür ederim. Seni fazla tutmak istemiyorum. Konuşacak çok şey var esasında. Evet. Kandil'e falan giremedik. Irak Amerika'nın IŞİD'i yeniden sahaya sürme planı üzerinde konuşmamız gerekiyordu. Bir sonraki programı konuşalım artık. Çok önemli bir gelişme çünkü. Pazartesi yani, gel bence. Olur. Pazartesi olur. Hani buralarda olduğunu da biliyorum. Pazartesinden şimdiden randevu bir koparmış olalım. Pazartesi bu konuşalım. Amerika'nın yeni planını konuşalım. Hem bu siyasi denklemler gündem devam ediyor. Evet, orada aynen. Bir takım bazı şeyler ortaya çıkacaktır hafta sonu ve konuşmalar açısından da. Pazartesi günü o zaman görüşmek üzere. Görüşelim, tamam. Deniz Yıldırım'ı uğurluyoruz. Başka bir işi, toplantısı var. Oraya yetiştirmek durumdayız ama böyle hızla gelişiyor. Doğu Perinçek'in Dursun Çiçek'e bir yanıtı vardı efendim. O yanıtı biz ekrana getirelim, haberi. Sonrasına devam edeceğiz. Yalan söylüyor. Yalan söylediği belgeli. O belgelerin hepsini şimdi talimat vereceğim ve bütün basına dağıtacağız. Nasıl belgeli? Karşılıklı 7 kadar mektup teati edildi. Bizim ne önerdiğimiz ve onların ne cevap verdiği o mektuplarda yazılı, kayıtlı. Ve o mektuplardaki kayıtları gördüğünüz zaman yalan söylediğini saptayacaksınız. Buradan niçin ittifakın olmadığını söyleyeyim, o da yazılı. Biz birinci mesele olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne PKK'ya karşı mücadeleyi önerdik. Bize verdikleri cevap yazılı. Altında Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası var. Bize şunu söylediler. Fay hatlarını çatlatırız. Dursun Çiçek yalan söylüyor. Buradan söyleyeyim. Dursun Çiçek yalan söylüyor. Onu ben Ergenekon davasından da tanıyorum. Herkes tanır onun kim olduğunu. Onu da söyleyeyim. Yalan söylüyor. Bu tür özellikleri olduğunu da öğrenmekten üzüntü duydum. Evet, önemliydi. İki gündür biraz gündemdeydi Dursun Çiçek'in bir iddiası. Doğu Perinçek CHP'den milletvekili olmak istedi şeklinde. Onun bir yalan olduğunu dile getirdi Doğu Perinçek. Verdiği yanıtta bu ittifaklar meselesini konuşurken bu haberi de Doğu Perinçek'in kendi ağzından bu yanıtını da ekrana getirme fırsatı bulduk. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından gün ortası kaldığımız yerden devam edecek. Efendim gün ortası devam ediyor. Gün ortasında yine bir konuğumuz olacak. Ankara'dan Gürkan Demir ağırlayacak. Biliyorsunuz şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile birlikte nişasta bazı şeker ve sağlığa zararları da tartışma konusu oldu. Gürkan Demir'in konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Doktor Çetin Arık olacak. Ben bu noktada sözü Gürkan'a bırakıyorum. Evet, Umut Tezerer, Türkiye şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tüzük Kurultayı'nın yaptığı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeyiz. Yanımızda da senin de ifade etmiş olduğun gibi CHP Kayseri Milletvekili Sayın Çetin Arık var. Kendisiyle AKP'nin 14 şeker fabrikasını özelleştirme hedefini konuşacağız. Aynı zamanda şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin ardından bir de nişasta bazlı şeker tartışması gündeme gelmişti. İşte bunlar sağlığa etkisi nasıl etkileniyor yurttaşlar, insanların sağlığı nasıl oynanıyor? Bütün bunları kendisiyle konuşacağız. Kendisi aynı zamanda tıp doktoru. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Teşekkürler efendim, çok sağ olun. Efendim önce şeker fabrikalarının özelleştirilmesi politikasından başlayalım. Bu süreci, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle şunu belirtmek isterim. Şeker fabrikaları Cumhuriyet'le yaşıt olan fabrikalar ve Türkiye'nin milli ve yerli olan fabrikaları ve burada çalışan insanlar da o bölgenin insanları ve Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde 20 milletvekili arkadaşımız şeker fabrikalarının özelleştirilen şeker fabrikaları adına özelleştirilmemesi adına kampanyalar yürütüyoruz. Oraya gidiyoruz. Orada işçilerle beraber oluyoruz, çiftçilerle beraber oluyoruz. Şeker fabrikasında çalışanlarla birlikte oluyoruz. Ve orada şunu görüyoruz. Şeker fabrikasına sahip çıktıklarını ve
her siyasi partide, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nden, AK Parti'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, İYİ Parti'den insanların şeker fabrikası bizimdir, şeker fabrikasını satmayın. Şeker fabrikası Türkiye'dir, Türkiye'yi satmayın. Bunu vatandaşlar söylüyor. Şeker fabrikası vatandır, vatanımızı sattırmayacağız gibi sloganlarla bize nasıl destek olduğunu görüyoruz. Ve şunu söylemek istiyorum. Yani şeker fabrikası sadece oradaki çalışan işçiyi de ilgilendirmiyor aslında. Yani şeker fabrikası, şeker pancarı, baktığınız zaman doğaya olan faydaları, insan sağlığına olan faydaları ve neden özelleştirildiğinin cevabını da bulabilmiş değiliz. Ve bunun cevabını da şurada buluyoruz. Örneğin Cargill, yani Cargill bir Amerikan şirketi ve Cargill nişasta bazlı şeker üretiyor ve Amerika'da şirketi olmasına rağmen, orada faaliyet gösteren bir şirket olmasına rağmen Amerika sadece %1 vermiş Cargill'in kotasını, nişasta bazlı şekerin kotasını, ama Türkiye'de demişler ki siz %15 yapın demişler. Yani o zaman aklınıza şu soru geliyor, yani bizim insanımızın sağlığı bu kadar değersiz mi? Amerika kendi Cargill şirketinin ürettiği bu nişasta bazlı şekere %1'den fazla üretim yapmayın derken niçin Türkiye'ye %15 üretim kotası artırılıyor? Ve bu da değil, bir de şu söyleniyor. Bakanlar Kurulu eğer isterse %50 kota artırabilir gibi yetki verilmiş. Nişasta bazlı şekerin, ben hekimim, kadın doğum uzmanıyım, kısırlıkla ilgili tedaviler yapan birisiyim. Bu yönüyle işin içine bakıyorum. Yani bu nişasta bazlı şeker gerçekten infertiliteye, kısırlığa yol açıyor. Yani nereden çıkardınız şeker fabrikasının özelleştirilmesiyle kısırlığın ne alakası var diye diye sorabilirler vatandaşlarımız. Şimdi glikoz, yani şeker pancarından üretilen şekerde glikoz var. Yani glikozu bizim metabolizmamız tanıyor, hücremiz tanıyor. Vücuda glikoz girdiği zaman metabolizma insülin hormonu salgılıyor ve salgılanan insülin hormonu da hücrenin kapısını açıyor. Glikozu içeriye sokuyor, yakıyor ve vücut için bir enerji kaynağı oluşuyor. Ama işte nişasta bazlı şekerde glikoz değil, izoglikoz var. Nedir bu izoglikoz? Yani basitçe bir tanımla glikozun izomeri, yani testten okunan halidir. Bunu bizim metabolizmamız vücuda girdiği zaman tanımıyor. Yani izoglikozu tanımadığı için insülin üretmiyor. Ve insülin üretmemenin tıp dilindeki karşılığı ne? İnsülin direnci. İnsülin direnci bugün kısırlığın en önemli nedeni. Birinci nedenlerden bir tanesi. Vücutta, kanda, hücre içine giremediği için sürekli şeker yükseliyor, diyabet hastalığına yol açıyor. Diyabet de kısırlığın en önemli nedenlerinden bir tanesi. Ve vücutta şeker var, yani vücut varlık içinde yokluk çekiyor, kullanamadığı için kişiler, insanlar sürekli yeme ihtiyacı duyuyorlar. Bu neye neden oluyor? Obeziteye. Yani obezite bugün kısırlığın en önemli nedenlerinden bir tanesi. Bunlar kanıtlanmış, ispatlanmış çalışmalar. Ve şuna bakıyoruz, 15 yıl öncesi ve şimdisi. Örneğin Türkiye'de 2,5 milyonun üzerinde infertil çift var. Çocuğumuz olmuyor diyen çiftler var. 2,5 milyonun üzerinde. 15 yıl öncesinde daha erkeklerdeki neden %10-15 civarındayken, şimdi bugün bunlar bilimsel açıklama. Erkeklerdeki kısırlık %45'e çıkmış. İşte metabolizmadaki bu bozukluklar ve stres, en önemli nedenlerinden bir tanesi de strestir. İşte biz gittik şeker fabrikalarının önüne. İnanın oradaki insanlar gariban insanlar, strese girmişler genç insanlar. Ey ekmek götürüyorum ben buradan diyor. Adam ders sahibi olacak, stres sahibi olacak. Stres de kısırlığın en önemli nedenlerinden bir tanesi. Yeni yeni bilimsel yayınlar var ve araştırmalar var. Biz 15 yıl önce kadın doğum uzmanları, infertilite uzmanları Bledite'deki spermi 60 milyon normal kabul ederken, şimdi Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 15 milyona düştü, 15 milyonu normal kabul edin diyor. Yani böyle bir taraftan bakıyorsunuz siyasilere, siyasiler 3 çocuk yapın, 5 çocuk yapın vesaire, güzel, tamam yapsınlar da, yani ama sizin bir taraftan bu uygulamalarınızla insanlar gerçekten kısırlaşıyor ve infertiliteye yol açıyor. Bunları, şunu düşünüyorum, yani bizim bu kadar bir iktidar partisinden ya da bu
çiftçilerin derneklerinden, şeker fabrikasının başkanlarından, ziraat odası başkanlarından bir açıklama bekliyoruz. Yani ya çıkın siz de söyleyin. Bizim Sağlık Bakanlığımız da açıklama yapmış. Nişasta bazlı şeker metabolizmanın zehri diye. O zaman niye biz bunu üretiyoruz? Topraklarımız var, suyumuz var, doğamız uygun ve inanın biz köylere gittiğimizde çiftçilerle, şeker pancarındaki çiftçilerle buluştuğumuzda hepsinin söylediği şey de şu: kotamızı artırın, biz daha fazla üretmek istiyoruz, daha fazla çalışmak istiyoruz. Tarlamız var, toprağımız var, biz Amerika'ya muhtaç değiliz. Biz niye o zaman nişasta bazlı şekeri alıyoruz ve şu anda çocukların çoğu obez, dikkat ederseniz. Ciddi manada bir tehlike var, tehlike çanları çalıyor ve bunu maalesef ki hükümet kulağını tıkamış, gözünü tıkamış. Daha da bu kotayı nasıl artırabiliriz, bunun hesabı içerisinde. İsyanımız bu. Yoksa buradan bir siyasi polemik yapmak değil. Yani bunlar kanıtlanmış bilimsel gerçekler ve bu uygulamadan, bu özelleştirmeden hükümetin bir an önce ve derhal vazgeçmesidir bizim talebimiz. Sonra şunu söylüyorlar, şeker pancarı, bu ürün aynı büyüklükteki bir ormana göre 3 kat daha fazla oksijen üretir deniyor. 3 kat daha fazla oksijen üretiyor ise ve de infertilitenin kısırlığın bir diğer nedeni de çevre kirliliği ise, o zaman bu ürünün ekilmesi lazım. Bunların yerine binalar dikiliyor, işte betonlaşma, bir taraftan nükleer santraller vesaire, GDO'lu gıdalar, besinler, insanların stres hali, mutsuzluğu, umutsuzluğu, bunların hepsini bir araya topladığınız zaman gerçekten insanlar artık çocuk sahibi olamayan çiftlerin sayısı gün be gün artıyor ve bu acı bir gerçek. Ve bu konunun araştırılması gerekir. Yani şunu söylemek lazım. Şimdi 15 yıl önce, çok bir yıl değil, biz infertilite oranı %15'ten, erkek infertilitesi, erkeklerdeki kısırlık oranı %45'e çıkmış ise bunun meclis ayağının da araştırılması lazım. Biz bir yerde hata yapıyoruz. Bir yerde bir yanlışlık var. O zaman nedir burada, nerede hata yapıyoruz'u bilim adamlarıyla beraber, bunun bileşenleriyle birlikte oturup masada konuşalım. Yani benim önerge verme gayem de buydu. Bu noktaya dikkat çekmekti. Ama AKP milletvekillerinin oyuyla bu önergemiz de geri çevrildi maalesef. Bu nişasta bazı şekerlerin kanser riski de var mı? Tabii ki. Ya, kanıtlanmış bunlar. Yani nişasta bazlı şekerlerin kolon kanseri yaptığı, nişasta bazlı şekerlerin bugün meme kanseri yaptığı bilinen bir gerçek. Bağırsak problemleri, sindirim sistemi problemleri, yani metabolizmanın bir zehri, yani hormonal bir takım değişiklikler, dengesizlikler yaptığı için meme kanseri, kolon kanseri, diyabet, yani bunların temelinde de, yani bu kanser yapmasının temelinde de vücutta işleyen bu metabolizmayı bozması var. Hormonal dengeyi bozması, efendime söyleyeyim kiloya neden olması, diyabete neden olması, yani sadece kanser ya da kolon kanseri de değil, örneğin kalp rahatsızlıkları, tansiyon, hipertansiyon, bunların hepsinin altında bir obezite var. Bunların hepsinin altında gizli diyabet dediğimiz ya da aşikar diyabet dediğimiz şeker hastalığı var. Yani gerçekten bu vücut için bir zehir. Yani bir şeker değil, zehir. Ucuz diye kullanılıyor. Kullanılmaya devam ediliyor ama bir taraftan da halkın sağlığı bozuluyor. Şuna dikkat çekmek istiyorum burada. Şimdi ürünü satıyor, kar ediyor bir şirket. Halkın sağlığını bozuyor, kar ediyor. Bakın Cargill şirketinin şu anda şeker ilacı, insülin ilacını aynı zamanda pazarlayan da bir şirkettir. Düşünebiliyor musunuz? Yani sizin diyabet yapıyor, hastalandırıyor. Ondan sonra da diyor ki ben diyor bunun diyor ilacını buldum. Gelin benden ilacını alın diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bu Cargill şirketinin diyabet ilaçları var bugün. İnsülin çıkartan firmalar kurmuşlar. Bakmışlar ki diyabet artıyor. Diyabetini artıyor, sen artırıyorsun. İlacını da gel benden al diyorsun. Yani bu kadar bizim insanımızın sağlığı değerli olmamalı. Hele
böyle kısırlık ilaçları ben çok iyi biliyorum. Yani hekimliğimden böyle alın şu ilacı kullanmanız gerekir dediğimizde ilacını alamayıp ya da ahırındaki danasını satıp hayvanını satıp ya da tarlasını satıp da o ilaçları alan ödemek isteyen çok pahalı bu ilaçlar. Bunların hepsinde menşei Amerika. Yani hem bir taraftan ürününü satıp kar ediyor hem bir taraftan sağlığımızı bozuyor. Sağlığınızı düzeltelim diye ilacını çıkarttım diyor. İlacından da kar ediyor. Bunu bizim görmemiz lazım artık ve ona göre tedbirler almamız lazım diye düşünüyorum. Yani burada kaybeden Türk halkı oluyor, kazananlar yabancılar oluyor. Kesinlikle. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir şirket ben şeker üretiyorum diyor. Nişasta bazlı şeker al bunu kullan diyor. Kullanıyorsun. O şeker o nişasta bazlı şeker diyabet hastalığına yol açıyor. Ondan sonra aynı firma diyor ki ben diyor diyabetin ilacını da satıyorum diyor. Al diyor bunu da sen alacaksın diyor. Yani her yönüyle hem sağlığımızı bozuyor oradan para kazanıyor. Hem ürününü satıyor oradan para kazanıyor. Kazanan Amerika oluyor, Amerikan şirketleri oluyor. Kaybeden de Türk halkı oluyor, bizim vatandaşımız oluyor. Sonra da yerlilikten, millilikten bahsediyoruz. Yani yerli ve milli olan ne varsa sahip çıkmak gerekiyor diyorum. Son olarak çiftçilerimize, üreticilerimize, hükümete bir çağrınız var mı? Ben bu şansı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize şunu söylemek istiyorum. Pancarınızdan şeker pancarı üretiminden vazgeçmeyin. Biz gittiğimiz yerlerde de her zaman söylüyoruz. Daima üretenin, ürettiğini halkça bölüşenin, oradaki çalışan işçinin de, pancarını üreten çiftçinin de yanındayız. Sonlarına kadar mücadele verir, mücadelemiz olacaktır diyorum. Teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Evet, değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili ve aynı zamanda tıp doktoru olan Sayın Çetin Arık'la nişasta bazlı şekerin Türk halkı üzerindeki sağlığa olan etkisini konuştuk. Neler yarattığını konuştuk. Aynı zamanda şeker fabrikalarının özelleştirmesiyle ilişkin tepkisini ortaya koydu. Niçin özelleştirmemesi gerektiğini ifade etti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum ve sözü yeniden İstanbul stüdyomuza bırakıyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz Gürkan'a ve konuğuna. Bu mesele önemli. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi. Şimdiden anons edelim. İlerleyen dakikalarda gün ortasında şeker fabrikası eski müdürlerinden Sayın Erkan Çetinkaya da bizimle birlikte olacak. Kendisiyle de bu özelleştirme konusunu, şeker fabrikaları neden zarar etti, kim zarar ettirdi, işçinin suçu sorumluluğu ne, kim alacak, kimler alacak, yerli mi yabancı mı, tüm bu sorulara yanıt arayacağız. Şimdiden anons etmiş olalım. Günün gelişmeleriyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyaretinin ardından iki ülke arasında çözüm yolları oluşturmak amacıyla bir mekanizma kurulması kararı alınmıştı. Bu bağlamda ilk toplantı Washington'da yapıldı. Suriye gündemli toplantıyla ilgili Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, önümüzde başarılı geçmesini umduğumuz birçok konu var dedi. Nauert, SDG adı altında PKK-PYD'den de yine değerli bir ortak diye bahsetti. Ankara-Washington hattındaki gerilimi düşürmek amacıyla yapılması planlanan toplantıların ilki Washington'da başladı. Toplantı kurulan 3 teknik komiteden biri olan Suriye Komitesi ile yapılıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, iki ülke temsilcileri arasında Suriye bağlamında konuşulacak birçok konu başlığı olduğunu ifade etti. Bu kapsamda Afrin operasyonu da toplantının ana gündem maddeleri arasında. Nauert toplantının gidişatıyla ilgili ise, bunlar giriş görüşmeleri. Önümüzde başarılı geçmesini umduğumuz birçok konu bulunuyor diye konuştu. Nauert'e Afrin'de Türk ordusuna karşı savaşan PKK-PYD'liler sorulduğunda ise yine IŞİD bahanesini öne sürdü. Teröristleri IŞİD'le savaşan muazzam bir güç ve değerli bir ortak diye nitelendiren Nauert, Afrin'e kaydırılan teröristlerin Amerika'da endişe yarattığını ve bunun görüşmelerin konusu olacağını söyledi. Suriye Komitesi'ne Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal, ABD heyetine ise ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa-Asya işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Wes Mitchell başkanlık ediyor. Türk ordusu ve Suriye ordusu Amerika'ya karşı aynı safta buluştu. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de PKK terör örgütünün üstüne yürüdü. Suriye ordusu Fırat'ın doğusunda Amerika'nın karşısına dikildi. Pentagon sözcüsü Suriye ordusunun Fırat'ın doğusuna kuvvet yığdığını açıkladı. Sürecin Afrin operasyonuyla ilişkili olduğunu belirtti.
Türkiye ve Suriye aynı safta ancak farklı cephelerde Amerikalıların karşısına dikildi. Bu askeri saflaşmayı Amerikan Savunma Bakanlığı itiraf etti. TSK'nın Afrin'de PKK'ya karşı verdiği başarılı mücadele Suriye ordusuna nefes aldırdı. TSK'nın Afrin'i terör örgütü PKK'dan temizlemesi, Suriye ordusunun da Fırat'ın doğusuna ilerlemesini sağladı. Askeri sahadaki bu gelişmeleri Pentagon sözcüsü Adrian Galloway açıkladı. CNN International'a konuşan Pentagon yetkilileri, Suriye ordusuna bağlı güçlerin Fırat'ın doğusunda toplanmaya başladığı bilgisini paylaştı. Pentagon yetkilileri, PYD'nin Fırat'ın doğusundan Afrin'e kuvvet kaydırdığını da hatırlattı. Bu koşulda Fırat'ın doğusundaki PKK-PYD kara gücü zayıflamaya başladı. Sahadaki avantajlı durumu gören Suriye ordusu ise bölgeye kuvvet sevk ediyor. Böylece TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonunun Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma amacı taşıdığı bir kez daha kanıtlandı. Amerika'nın kara gücü PKK-PYD Afrin'den temizlenirken PKK'nın işgal ettiği petrol bölgelerindeki gücü de zayıfladı. Pentagon sözcüsü Galloway, rejim güçleriyle karşı karşıya gelmek istemiyoruz ancak tehdit durumunda koalisyon güçlerini korumakta tereddüt etmeyiz dedi. Suriye Deir ez-Zor'da SDG'ye karşı düzenlediği operasyonda 100 kayıp vermişti. Ancak SDG'li teröristlerin Fırat'ın doğusunu boşaltıp Afrin'e yeniden konuşlanacak olması Suriye ordusunun işini Fırat'ın doğusunda kolaylaştıracak. Sözcü Galloway ise SDG'nin cephe değiştirmesi IŞİD'e karşı mücadeleyi sekteye uğratacak diyerek Suriye'de kalmak için öne sürdüğü IŞİD bahanesini yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK-PYD'ye silah ve mühimmat desteği yapan Amerika'ya seslendi. Amerika'nın bölgede kurduğu üsleri ve verdiği silahları hatırlatan Erdoğan, "Bu silahlar burada niye, neden, yoksa bizim için mi bunları getiriyorsun?" diye sordu. Cumhurbaşkanı, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili de kararlılık mesajı verdi. Şu anda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3089. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin'le ilgili kararlılık mesajı geldi. Şunu bilin, biz bir ölürüz, bin diriliriz ve bu yolda böyle gideceğiz. Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Toplumsal Cinsiyet Adaleti Konferansı'nda konuşan Erdoğan, harekat tamamlandıktan sonra bölgeyi kalkındıracak olanın kadınlar olduğunu söyledi. Dün Fırat Kalkanı bölgesinde, bugün Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğümüz Afrin'de, terör örgütlerinden temizlediğimiz yerlerde ocakları tüttürecek, kesintiye uğrayan hayatlarını yeniden kuracak olan yine kadınlardır. Erdoğan teröristlere silah yardımı yapan Amerika'ya da seslendi. Amerika, Batı, tamam da sizin burada ne işiniz var? Bizim 911 kilometre sınırımız var. 20 tane üs kurmuşsun Kuzey Suriye'de. Ne işin var? 5000 tır silah getiriyorsun. 2000 kargo uçağıyla silah mühimmat getiriyorsun. Kime karşı? Erdoğan, IŞİD bahanesiyle bölgeden ayrılmayan ve teröristlere destek olan Amerika'ya o silahlar bizim için mi diye sordu. DAEŞ'i temizledik diyorsun. Madem ki DAEŞ'ten burayı temizledin, şimdi bu silahlar burada niye? Neden? Yoksa bizim için bunları getiriyorsun. Suriye'de aslan ortaklarıyla Amerika'yı bölgeden dışlayan Ankara, terör örgütü PKK'nın merkezi Kandil'e Irak'la ortak operasyon yapmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak hükümetiyle PKK'ya karşı ortak operasyon olacak, olmalı dedi. Operasyonun 12 Mayıs'taki Irak seçimlerinin ardından yapılması öngörülüyor. Kandil gibi, Sincar gibi bu bölgelerde PKK'nın bir varlığı söz konusu. Sadece Suriye değil, PKK'nın Irak'taki terör yuvaları da Türk ordusunun hedefinde. Hem Suriye'nin hem de Irak'ın tüm terör örgütlerinden temizlenmesi gerekiyor. Önce Fırat Kalkanı harekatıyla PKK koridoruna ilk darbe vuruldu. Aziz Cerablus arasındaki bölgeyi terör örgütüne kapatan Ankara'nın yeni hedefi PKK'nın Akdeniz'e sıçrama noktası olan Afrin'di. PKK'nın ikinci kandili olarak bilinen Afrin'de terör örgütünü kuşatan Ankara'nın Suriye'deki yeni hedefleri ise Menbiç ve Fırat'ın doğusu.
Ancak Türkiye'ye tek tehdit Suriye'deki terör kantonlarından gelmiyor. Bölücü terör örgütünün Irak'taki merkezi Kandil'deki teröristlerin temizlenmesi de Ankara'nın öncelikleri arasında. Zira PKK'nın Suriye'deki terör kantonları da Kandil'den giden talimatla yönetiliyor. Bu dönemde özellikle PKK da dağdan, Kandil'den ve o bölgedeki dağlardan şehirlere, Süleymaniye, hatta Kerkük'e kadar inmeye başladı. Diğer taraftan Sincar bölgesine geçti. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakri'nin 2017 Ağustos ayında Ankara'ya gelmesinin ardından da İran'la Kandil'e ortak operasyon yapılacağı iddia edilmişti. Terör örgütlerine karşı İran'la böyle bir müşterek hareketin yapılması her an gündemde. Ankara'nın Kandil'e operasyon hedefi gündemdeyken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Çavuşoğlu, Kandil'e Irak'la birlikte ortak operasyon yapılacağını belirtti. PKK'nın ve diğer terör örgütlerin temizlenmesi bizim için de önemli. Irak ve Suriye için de önemli. Operasyona ilişkin takvim de verdi Çavuşoğlu. Irak'ta 12 Mayıs'ta seçimlerin yapılacağını belirten Çavuşoğlu, sınır ötesi operasyonun bu tarihten sonra yapılabileceğini ifade etti. Tabii seçimler var. Seçimlerden sonra da. Açıklama güvenlik politikasının oluşturulduğu merkezlerde de yankılandı. Ulusal kanala bilgi veren güvenlik kaynakları Çavuşoğlu'nun açıklamasının olumlu olduğunu vurguladı. Irak'taki PKK varlığının bölgedeki tüm taraflar için tehdit olduğunu vurgulayan kaynaklar Bağdat'ın PKK'ya karşı mücadele konusunda kararlı olması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 7 Mart'ta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüşmüştü. Irak'ta PKK'ya operasyon kararını Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ulusal kanala değerlendirdi. Çavuşoğlu'nun açıklamalarının olumlu olduğunu söyleyen Perinçek, Vatan Partisi'nin programı bir bir Türkiye'nin ve Batı Asya'nın gündemine geliyor dedi. Doğu Perinçek, Türk ordusunun Mayıs ayında yapacağı operasyonla Kandil'in beyaz bayrak çekeceğini vurguladı. Irak'ın da tüm terör örgütlerden temizlenmesi lazım. PKK'nın ve diğer terör örgütlerin temizlenmesi bizim için de önemli. Irak ve Suriye için de önemli. Vatan Partisi'nin programı bir bir Türkiye'nin ve Batı Asya'nın gündemine geliyor. 10 yıllardır söyledik, şimdi gerçek oluyor dedi. Bir kez daha PKK'ya yapılacak operasyonla Kandil'in beyaz bayrak çekeceğini söyledi. Türkiye ile Irak işbirliği yaptığı zaman hem Irak'ın kuzeyinde bir terör örgütü kalmaz, bölücülük kalmaz. Aynı zamanda bu Türkiye'nin içindeki terörün de bitmesi açısından son derece önemli bir girişim, adım. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Irak'ta PKK'ya operasyon yapılacak açıklamasını değerlendirdi. Dışişleri Bakanı'nın açıklaması çok olumlu. Kandil'e beyaz bayrak çektireceğiz. Bakın bu süreç Kandil'e beyaz bayrak çektirmeye doğru gidiyor. Vatan Partisi'nin programını ve çalışmalarını hatırlattı Perinçek. Irak hükümetiyle ortak operasyon kararı bizim yürüttüğümüz siyasetin son meyvası dedi. Dünyaya ilan ettik, ikinci İsrail'in kurulmasına izin vermeyeceğiz. Şimdi bakın o süreç devam ediyor. Türkiye-İran ilişkileri, Türkiye-Rusya ilişkileri, Türkiye-Irak ilişkileri onarıldı ve beraberlikler Vatan Partisi'nin gayretleriyle sağlandı. Mayıs ayında yapılması beklenen Irak operasyonu Suriye'deki operasyonları zayıflatır mı sorusunu da yanıtladı Perinçek. Türk ordusunun iki cephede de mücadele edecek güç ve kabiliyete sahip olduğunu vurguladı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en büyük 3-4 ordusundan biridir. İkincisi Batı Asya'nın da en güçlü ordusudur ve savaş kabiliyeti çok yüksek. Teröre karşı mücadelede çok son 33 yıl içerisinde çok önemli şeyler, deneyimler kazandı, başarılar elde etti. O bakımdan her iki cephede birden harekat yürütülmesi Türk ordusunun yetenekleri içindir. Orada problem yok. PKK'nın Türk ordusu karşısında beyaz bayrak çekeceğini belirten Vatan Partisi lideri, operasyonun Irak hükümetiyle birlikte yapılmasının doğru olduğunu söyledi. Bunun başarılı olacağını, Türk ordusunun Irak ordusuyla birlikte Irak'ın kuzeyindeki PKK terör örgütünün kökünü kazıyacağını çok iyi biliyoruz. Bizim sloganımız şu:
Kandil'e beyaz bayrak çektireceğiz. Bakın bu süreç Kandil'e beyaz bayrak çektirmeye doğru gidiyor. Mayıs ayından sonra yapılmasını kararlaştırmışlar. Ama tabii o takvim daha çok askeri strateji bakımından önemli. Onların belirleyeceği bir takvimdir. Suriye'de devam eden operasyonları da değerlendirdi Vatan Partisi Genel Başkanı. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad karşıtı açıklamalar yapan hükümeti eleştirdi. Tayyip Erdoğanlar Sayın Beşar Esad'a, Suriye devletine ve Suriye ordusuna karşı tavırlarıyla İsrail'in hizmetindedirler. Devlet adamlığıyla hiçbir şekilde bağdaştırılmayan tutumları var. Yani o bakımdan Türkiye'ye bir Vatan Partisi yönetimi şart. Yani iyi yönetemiyorlar, savaşı yönetemiyorlar, Türkiye'yi yönetemiyorlar. AKP ve MHP'nin tam mutabakatla hazırladığı 26 maddelik ittifak teklifi Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif haftaya Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Partilerin birbirlerini desteklemesini yasaklayan hükümlerin kaldırıldığı teklifle sandık kurulu mührü bulunmayan oyları da geçerli sayacak. 26 maddeli ittifak teklifi Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. 4 kanunda değişiklik içeriyor. AKP ve MHP'nin tam mutabakatla hazırlayıp sunduğu teklif haftaya Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Kanun görüşmelerine devam edeceğiz. Teklif seçime katılma yeterliliğine sahip partilerin ittifak yapabilmesinin önünü açıyor. Buna göre partilerin birbirlerini desteklemesini yasaklayan hükümler kaldırılıyor. İttifak yapacak partiler seçim sürecinin başlamasının ardından 7 gün içinde bir protokol metniyle Yüksek Seçim Kurulu'na bildirimde bulunacak. Oy pusulasında siyasi partilerin ittifak protokolünde belirledikleri ittifak unvanı yazılacak. İttifakın unvanı belirlenmemişse oy pusulasında yalnızca ittifak ibaresi yer alacak. Teklife göre ittifak yapan partilerin toplam oyunun %10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifak içindeki her bir parti barajı geçmiş sayılacak. Temsilde adalet ilkesine uygun olması gerektiğini belirten anayasanın 67. maddesine aykırıdır. Sandık kurulu mührü bulunmayan, oy ve zarfların geçerli olmasını içeren teklifle yatağa bağımlı hastayla engelliler için seyyar sandık kurulu oluşturulmasını da düzenliyor. Teklifte yerel seçimlere ilişkinde düzenlemeler yer alıyor. Buna göre muhtar, belediye başkanı ve belediye meclisi üyesi seçilme yaşı 18'e düşürülüyor. Sayın seyirciler, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek katıldığı bir televizyon programında 2015 Kasım seçimlerinde Doğu Perinçek CHP listelerinden aday olmak istedi, kabul etmedik diye konuşmuştu. Antalya'da basınla bir araya gelen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Doğu Perinçek bu iddiaya yanıt verdi. Dursun Çiçek yalan söylüyor dedi. Yalan söylüyor. Yalan söylediği belgeli. O belgelerin hepsini şimdi talimat vereceğim ve bütün basına dağıtacağız. Nasıl belgeli? Karşılıklı 7 kadar mektup teati edildi. Bizim ne önerdiğimiz ve onların ne cevap verdiği o mektuplarda yazılı, kayıtlı. Ve o mektuplardaki kayıtları gördüğünüz zaman yalan söylediğini saptayacaksınız. Buradan niçin ittifakın olmadığını söyleyeyim. O da yazılı. Biz birinci mesele olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne PKK'ya karşı mücadeleyi önerdik. Bize verdikleri cevap yazılı. Altında Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası var. Bize şunu söylediler. Fay hatlarını çatlatırız. PKK ile ittifak yaptığınız zaman bu ne anlam taşıyor? Cumhuriyet Halk Partisi, Abdullah Gül, PKK, Fethullah Hoca'yı Amerika'dan getirecekler. Birlikte Türkiye yönetecekler. Bu projenin yürümesi, geçerli olması, iktidara gelmesi mümkün değil. Bu proje AKP'yi besleyen proje. AKP'nin karşısında PKK ile çıktığınız sürece ey CHP, sürekli olarak AKP'yi iktidar yaparsınız. CHP AKP'yi iktidar yapan partidir PKK ile kol kola girerek. İşte Vatan Partisi bu denklemi bozuyor. Vatan Partisi teröre karşı mücadeleyi bir no'ya yazıyor. Dursun Çiçek yalan söylüyor. Buradan söyleyeyim. Dursun Çiçek yalan söylüyor. Onu ben Ergenekon davasından da tanıyorum. Herkes tanır onun kim olduğunu. Onu da söyleyeyim. Yalan söylüyor. Bu tür özellikleri olduğunu da öğrenmekten üzüntü duydum.
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı başlatılan kampanyada hedeflenen 1,5 milyon imza aşıldı. Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, kampanyanın şeker fabrikalarının olduğu illerde devam ettiğini belirtti. Hükümete bu girişimi durdurun çağrısı yaptı. Şeker fabrikalarına, toprağına, ekmeğine sahip çıkıyor. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı başlatılan kampanyada 1,5 milyon imza hedefi aşıldı. Şeker fabrikalarına birlikte sahip çıkalım. Açıklama Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök'ten geldi. Başlattığımız imza kampanyasında vatandaşlık kimlik numarasını hiç çekinmeden veren 1,6 milyonu aşkın vatandaşımıza uğraştık. Gök, kampanyanın şeker fabrikalarının olduğu illerde devam ettiğini belirtti. Altını çizmek isterim. Şeker fabrikaları sadece şeker üretmekten ibaret kuruluşlar değildir. Yan sektörleriyle bölge ekonomisine kazandırdıkları yanında bölgesel refahın tesis edilmesine rol oynayan en önemli yerli üretim lokomotifidir. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi etkinliğinde konuşan İsa Gök, özelleştirmenin gerçekleşmesiyle Türkiye'nin kaybedeceğini söyledi. Bu girişimi durdurun çağrısı yaptı. Şundan eminiz, şeker fabrikalarını satışa çıkarmak, Türk şeker sektörünü bitirmek, fabrikaları kapatmak, pancar şeker üretimini fiilen fonlandırmak, insanımızı ithal ve sağlıksız şekere mahkum etmek, birçok ekonomiyi ortadan kaldırmak demektir. Bugün şekere her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız vardır. Türk İş'e bağlı Şeker İş Sendikası, AKP hükümetinin 14 şeker fabrikasına özelleştirme kararı almasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında imza kampanyası başlatmıştı. Çocuklarımızın sağlığı için imzalar Cumhurbaşkanlığına gönderilecek. Toprağına, ekmeğine sahip çıkıyor. Evet, 1,5 milyon imza toplandı ama tartışma bitmedi ki imza kampanyası da devam ediyor. Programımızın bu bölümünde Ankara'dan konuğumuzla şeker fabrikalarının özelleştirme sürecini konuşacağız. Şeker fabrikalarında geçmiş dönem görev de almış yüksek mühendis Erkan Çetinkaya Ankara stüdyomuzda. Sayın Çetinkaya, hoş geldiniz efendim gün ortasında programımıza. Hoş bulduk. Selamlar, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir özelleştirme, 14 şeker fabrikasının özelleştirmesi gündeme geldi. Tartışma başladı. Hani nişasta bazlı şekerin sağlığa zararlarından bu fabrikaların işte zarar etmesine kadar birçok başlık var. Tabii özellikle bu zarar etmesi ilgimizi çekiyor. Nasıl zarar ettiğini merak ediyoruz. Birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü İbrahim Kalın da altını çizdi. Zarar ediyor çünkü, o yüzden özelleştiriliyor dedi. Kim zarar ettirdi efendim? Nasıl zarar etti bu şeker fabrikaları? Bu zarardan işçiler mi sorumlu? Şeker fabrikaları asla zarar etmez. Şeker pancardan üretilir. Evet. Şeker Türk tarımının, Türk sanayinin temelidir. Şeker fabrikalarının zarar etmesi diye bir söz konusu değildir. 24 Ocak 1980 kararlarından sonra Türkiye maalesef üretim politikasını terk etmiş, ticaret politikasına dönmüştür. Ve şeker fabrikaları Türkiye'nin önüne açan kuruluşlar olduğu için emperyalist çevreler ilk önce şeker fabrikalarını hedef almışlardır. Şeker fabrikalarını yok etmek için şeker fabrikaları hakkında yanlış, haksız beyanlarda bulunmuştur. Şeker fabrikaları zarar ediyor. Şeker fabrikaları 3 ay çalışıyor, sonra yatıyor. Şeker fabrikaları işçileri çok para alıyor. Ve şeker sağlığa zararlıdır gibi birçok propagandayla bu hallere kadar geldik. 24 Ocak Çetinkaya, özür diliyorum. Sayın Çetinkaya, bir virgül koyalım istiyorum. Sayın Başbakan bir açıklama yapıyor. O açıklamaya bir döneceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özür diliyorum. Sayın Başbakan'a kulak verelim. Mücadelemiz devam ediyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Biliyorsunuz önce Fırat Kalkanı, daha sonra Zeytin Dalı. Zaten Kuzey Irak bölgesine de sürekli ne zaman ihtiyaç duyulursa o zaman operasyonlar yapılıyor. Bu konuda tabii Irak hükümetiyle de yakın temas halindeyiz.
gerek DAEŞ'in tamamen bölgede yok edilmesi, gerekse PKK'nın yok edilmesi konusunda ümit ederim ki yakın bir gelecekte, önümüzdeki dönemde daha iyi bir işbirliği gerçekleştirmiş oluruz. Efendim, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusundaki son gelişmeler nelerdir efendim? Biliyorsunuz 14 adet şeker fabrikası özelleştirme için ilana çıktı. Zannediyorum Nisan ayında teklifler alınacak ve ondan sonra duruma göre karar verilecek. Her şeyden önce bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Şeker fabrikaları özelleştirilince kapatılacakmış. Şeker pancarı üretimi yok olacakmış, azalacakmış. Bütün bunlar yalan dolan. Buradan açıkça söylüyorum. Bu fabrikalar daha fazla kapasiteyle çalışacak. Daha çok pancar üreticimiz bu işten yararlanacak. Bu bir. İkincisi, bu özelleştirmede bütün çalışanların hakları sonuna kadar korunuyor. Diyelim ki bir fabrika özelleştirildi. Orada çalışanlar isterse başka kurumlara geçebilecek. Veya orada 5 yıl mutlaka çalışma garantisi var fabrikasında. Bu tercihi çalışanımız kendi yapacak. İki, fabrikaların özelleştikten sonra kapanması diye bir şey yok. En az 5 sene boyunca üretim yapacak. Bir de efendim fabrikaların değerli arsaları var. Bunun için satılıyor. Aslında alan fabrikayı kapatacak, arsayı da ranta çevirecek. Bu da külliyen yalandır. İşin doğrusu nedir? Fabrikanın ihtiyacı kadar arsa verilecek. Diğer arsa zaten bu işin dışında tutulacak, özelleştirme kapsamında olacak. Bu da böyle. Ayrıca eğer bir fabrika üretim yapmazsa teminat mektubu var. Ciddi anlamda teminat alıyoruz. Yapmadığı zaman teminatı nakde çevrilecek, fabrikada elinden alınacak, devam edilecek. Dolayısıyla bir de efendim nişasta bazlı şekerler daha çok üretilecek. Bu da sağlığa zarar verecek. Tamam, nişasta bazlı şekerin, fruktoz şurubunun sağlık açısından bazı sakıncaları olduğu konuşuluyor tıp dünyasında, ama ispatlanmış bir şey yok. Ama şüphe bile bizim için yeterlidir. Madem vatandaşımızın böyle bu nişasta bazlı şekerlere karşı böyle bir olumsuz bakışı var sağlık açısından, bunu biz çok önemsiyoruz. Bu yüzden de bu nişasta bazlı şeker üretimini sıkı bir denetim altına alacak. Bunun için düzenlemeler getireceğiz. Ayrıca kotasını da kısacağız. Bunu da söylemiş olayım. Bu konuda da düzenleme hazırlığındayız. Dolayısıyla vatandaşlarımız rahat olsun. İleri geri bilen bilmeyen konuşanların laflarına itibar etmesinler. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olarak söylüyorum. Ne pancar ekicimiz, ne pancar çiftçimiz, ne şeker fabrikalarında çalışanlarımız asla bir mağduriyet yaşamayacak. Buna biz müsaade etmeyeceğiz. Bu iş üzerinden siyaset yapmaya çalışanlar, kafa karıştırmaya çalışanlar memlekete hizmet etmiyor. Biz istiyoruz ki bu fabrikalar daha verimli çalışsın. Hepsi bundan ibaret. Bunlara dünya kadar emek harcanmış. Maalesef devlet elindeki kurumlar istediğimiz verimde çalışamıyor. Neden? Çünkü devlet üretim yapamaz artık. Ticaret yapamaz.
devletin asli işleri var. Eskiden özel sektör yoktu. 30'lu yıllarda, Cumhuriyet'ten 50'ye kadar her şeyi devlet yapıyordu. Yapmak zorundaydı ama şimdi devlet adaleti sağlayacak, devlet güvenliği sağlayacak. Sağlık bile artık hem özelde yapılıyor, hem devlet yapıyor. Eğitim de aynı şekilde devlet yapıyor ama özel de yapıyor. Ama denetim, kontrol ne olursa olsun, ister özel yapsın, kim yaparsa yapsın, bu devlete ait. Devlet denetimi, kontrolü havale edemez, bizzat kendi yapması lazım. Bizim inşallah bu bakış açısıyla çok daha güzel, çok daha verimli, milletin kaynağını tüketen değil, kaynağına yeni kaynaklar katan bir sistemi böylece getirmiş olacağız. Başka? İlahiyatçıların yaptığı açıklamalar vardı. Ne diyorlar? Erdoğan'la tepki göstermişti kadınlara yönelik. Diyanetten bir adım atılacak mı? Sizin yorumunuz ne olur bu konuda? Arkadaşlar, yani bu ara mikrofonu eline alan, internetin başına geçen, YouTube'un başına oturan ahkam kesiyor. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Milletin değerleriyle, milletin duygularıyla oynamaya hiç kimsenin hakkı yok. Din hakkında konuşacak bellidir. Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu. Yalan, yanlış, eksik, gedik bilgilerle kalkıp kadınlarla erkekler asansörde bir arada çıkarsa şöyle olur, böyle olur, deli saçması şeyler bunlar. Bunu söyleyenlerin kendi itikadından sorgulaması lazım. Yani biz kadınla erkek yan yana gelince efendim burada bir tehlike oluşuyor filan gibi şeyler söyleyenlerin asıl onlardan endişe etmek lazım. Kadın, erkek toplumun en şerefli insanız. Cenab-ı Hak hepimizi yarattı. Kadın, erkek birbirini tamamlar. Ne kadın önde, ne erkek geride. Ne erkek önde, kadın geride. Veya tersi. Yan yana, omuz omuza ülkemiz için, geleceğimiz için çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın dediği çok açık. Evet, Başbakan Binali Yıldırım Cuma namazı çıkışı mutat açıklamalarından bir tanesini yaptı. Her Cuma yapılıyor genelde. Tabii bir virgül koyduk. Ankara'daki konuğumuza döneceğim ben. Sayın Çetin Kaya, kusura bakmayın. Bir virgül koyduk. Başbakan'a döndük ama iyi de oldu esasında. Şeker fabrikaları soruldu. Sayın Başbakan dedi ki bilen de konuşuyor, bilmeyen de. Sizin ben konuya vakıf olduğunuzu, bildiğinizi biliyorum. Doğru mu? Şeker fabrikalarında görev aldınız, yüksek mühendisiniz, yıllarınızı verdiniz bu sektöre, bu işe. Hemen şuradan, yarım kalan yerden devam edelim Sayın Çetinkaya. Emperyalizme teslim edildiniz. Türkiye'nin şeker sanayi, Türk tarımı bu anlamda. Tam da o noktada virgül koymuştuk. Lütfen kaldığınız yerden devam edin. Nasıl teslim ettiler? Yine nasıl teslim ediliyor günümüzde bu 14 şeker fabrikasının ilana çıkmasıyla, özelleştirilmesiyle? Ben 40 senedir şeker şirketine çalıştım. Şeker fabrikalarında. Evet. Alpullu, Turhal, Erzurum, Burdur ve sonda elektromekanik aygıtlar fabrikasına. Şeker fabrikaları sade şeker üreten fabrikalar değildir. Şeker fabrikaları fabrika yapan fabrikalardır. Bütün Türk sanayinin temelinde, Türk tarımının temelinde şeker fabrikaları vardır. Şeker fabrikaları 1926'da kuruldu ve 1961'e kadar Fransız ve Alman teknolojisiyle anahtar teslimi olan yapılan fabrikalar 1961'den sonra tamamen Türk işçi, mühendislerin emekleriyle yapılmıştır. Ve bunda bütün Türk işçisinin, Türk halkının, Türk mühendisinin alın teri, göz nuru, emeği vardır. Bu fabrikalar Türk halkının göz bebeğidir.
Şeker fabrikaları satılırsa Türkiye biter. Şeker fabrikaları medeniyettir. Şeker fabrikaları vatandır. Şeker fabrikaları sadece şeker değil. Bunun yanında esas hayvancılığın öncü kuruluşudur. Şeker fabrikaları kaba yem üretimi yapar. Bugün yem ithal ediyoruz. Şeker fabrikaları yemin temel maddesi kaba yem ihtiyacını karşılar. Türkiye'nin önünü kesmek, kalkınmasının önünü kesmek için büyük emperyalist oyunlar oynanmıştır. Türkiye şeker fabrikaları kendi fabrikalarını yaptıktan sonra dünya piyasalarına açılmış. Özbekistan'da, Horezm bölgesinde tamamen yerli imkanlarla, yerli makina ve teçhizatıyla Türk sanayisinin bütün ürünleriyle özel sektör, kamu sektörü, bütün sektörlerin katkılarıyla muazzam bir şeker fabrikası kurmuştur. Sonra Özbekistan'daki şeker fabrikasının kuruluşundan sonra 1968 yılından sonra Türkiye'nin üzerine yoğun bir baskı olmuştur. Özbekistan'da kurulacak 3 tane şeker fabrikasının kuruluşu engellenmiştir. Namangam, Semerkant ve Taşkent fabrikaları yapılacaktı. Bunlar önlenildi. Arkasından Rusya'da da şeker fabrikaları yapacaktık. Rostov, Orenburg ve Stavropol şeker fabrikaları yapılması da engellendi. Bizi bütün bu engellemelerin karşısında Fransız, Alman ve Amerikan tröstleri, Amerikan emperyalizminin etkisi vardır. Amerika dünyanın en büyük mısır üreticisidir. Amerika 350 milyon ton mısır üretir. Mısırı satacak yer bulmak için Türkiye'yi pazar olarak kabul etmiştir. Türkiye ancak 4 milyon bilim ve en son 5 milyon ton mısır üretmiştir. Bu mısır sadece hayvanların yem ihtiyacı içindir. Türkiye'de kurulan nişasta fabrikaları baştan Türkiye'de izoglikoz yani nişasta bazlı şeker yapmak için kurulmamışlardır. Bunların müsaadeleri maalesef devlet planlama teşkilatı da aldatılarak dextri nişasta yapmak için kurulmuş ve maalesef bunların kapasiteleri de yüksek tutularak teşvik verilmiştir. Bu nişasta bazlı şeker fabrikalarının, nişasta bazlı şeker üreten fabrikalarının savı, efendim biz buraya bu kadar yatırım yaptık, kapasitemizi tutmuyor, bu kapasitemizi tutturmak için bizim bu kotalarımızın düşürülmemesi lazım diye Amerikan başkanları kanalıyla da hükümetimize, devletimize baskı yapmaktadırlar. Nişasta tekstilde ham madde olarak kullanılır. Apre sanayinde kullanılır. Nişasta kirişi diye kullanılır. Bunun da miktarı sınırlıdır. Ama burada Amerikan çiftçisini refahını sağlamak için Türk çiftçisi gözden çıkarılmak. Fakirliğe, fukaralığa sürüklenmektedir. Şeker fabrikası kapatıldığı takdirde bütün Türkiye'miz sanayi bakımından, tarım bakımından yokluğa girilecektir. Halkımız bunu görmüş ve halk siyasetçilerin önüne düşmüştür. Bu muhakkak engellenmesi lazımdır. Doğu Anadolu'da tarlalarımız, yaylalarımız, ovalarımız boş. Doğu Anadolu'da bizim yapacağımız fabrikalar vardı. Biz Kars'a, Ağrı'ya şeker fabrikaları yaptık. Erzurum'a şeker fabrikası yaptık. Bunun yanında Yüksekova'ya, Güneydoğu'da, Nusaybin'e ve Urfa'ya şeker fabrikaları yapılacaktı. Doğu Anadolu'nun kalkınması, Güneydoğu Anadolu bölgesinin kalkınması şeker fabrikaları sayesinde olacaktı. Şimdi bu şeker 14 şeker fabrikası satıldığı takdirde bu 14 şeker fabrikası kısa zamanda kapanır. Çünkü garanti şartlarına 5 yıl üretim şartı getiriliyor. 5 yıl bir şey değildir. Bu 14 şeker fabrikası satıldıktan sonra Türk pancar ziraatı sadece İç Anadolu bölgesine hapsolacak. İç Anadolu bölgesine kalacaktır. Diğer fabrikalar kapanacaktır. Batı Anadolu fabrikaları, Batı Karadeniz fabrikaları, Orta Karadeniz fabrikaları, oralardaki fabrika kalmayacaktır. Şu anda artık Orta Anadolu, İç Anadolu bölgesi, Konya Ovası şeker pancarı için müsait değildir. Uzun vadede buradan İç Anadolu'dan şeker fabrikalarının kaldırılıp bilakis Doğu Anadolu'ya gönderilmesi lazım. Şeker fabrikaları, şeker pancarı büyük ölçüde su tüketmekte ve Konya Ovası susuz kalmakta. Sular 350 metrelik kuyularla dipten çekilmekte.
susuz kalan ovalarda obruklar meydana gelmektedir. Bu bizim tarımımızda pancar tarımı 4 sene bir münavebeli yapılır. Pancar tarımının olması, hı hı, bizim buğday üretimimizi, nohut üretimimizi, mercimek üretimimizi de artırır. Yurt dışına bağlı kalmayız. Bunların bütün tarım politikalarının gözden geçirilmesi lazım. Tarım politikalarının esası şeker fabrikalarıdır. Şeker fabrikaları sadece bu şekeri dışarıdan alınan teknolojiyle üretmiyor. Biz bu teknolojiyi kendimiz üretiyoruz. Bilimsel esaslara dayalı olarak kurulan şeker fabrikası kurucularının bizim isimlerini şükranla iade ettiğim Kazım Taşkent, Muammer Tuksavıl, Ahmet Yolaç, hı hı, bunlar şeker fabrikalarının kurulması için büyük emek sarf etmişler. Türkiye'de her şeyin öncülüğünü yapmışlardır. Bankacılığın, sigortacılığın temelinde Kazım Taşkent vardır. Şeker fabrikaları vardır. Şeker Enstitüsü bizim şeker tarımının gelişmesi için sürekli yayınlar, bilimsel araştırmalar yapmaktadır. Evet. Kendi teknolojimizi kendimiz kurmaktayız. Türk mühendisliğinin esası şeker fabrikalarıdır. Şeker fabrikaları olmadığı takdirde Türk mühendisleri de yok olacaktır. Ben bütün mühendis odalarını, elektrik, kimya, makine mühendislerinde bu konuda, hatta mimar odalarının da bu konuda şeker fabrikalarının satılması karşısında daha kuvvetli eylem koymasını öneriyorum. Hı hı. Çünkü mühendisliğin temelinde mühendisliği besleyen unsurlar şeker fabrikalarıdır. Doğru. Makine fabrikalarıdır. Şeker fabrikalarının yaptığı, makine fabrikasının yaptığı Türkiye'nin en büyük ilk 30 megawatt gücündeki elektrik santralı Hirfanlı 4. ünitesi 1984 yılından beri kesintisiz çalışmaktadır. Bizim bu makine fabrikalarında aynı zamanda büyük dizel motorları yapılacaktı, gemi motorları yapılacaktı. Şu anda Ankara makine fabrikası boş, 10 bin metrekare kapalı alan, 20 bin ton yıllık çelik üretim kapasitesi boş, atıl durmakta kalmaktadır. Yazık. Türkiye'nin en büyük dişli kutusu fabrikası Eskişehir makine fabrikasıdır, atıl durmaktadır. Maalesef. Türkiye'nin en büyük pompa fabrikası Eskişehir makine fabrikası bomboş durmaktadır. Erzincan makine fabrikası, Turhal makine fabrikası, Afyon makine fabrikası kapatılmış, işlevsiz hale getirmiştir. Bizim yeni yatırımlara ihtiyacımız vardır. Bakın şimdi örnek vereyim, halkı doğrudan doğruya ilgilendiren. Buyurun. Ankara İstanbul arasındaki demir yolu hala yapılmamıştır. Neden yapılmamaktadır? Gecikmesinin en büyük sebepleri elektromekanik teçhizatın yapılmamasıdır. Aha. Bu elektromekanik teçhizatı yapabilecek fabrikalar şeker şirketinin elinde mevcuttur. Şeker fabrikaları bu teknolojiye sahiptir. Elektromekanik aygıtlar fabrikası Türkiye'de bütün bu şeker fabrikalarının otomasyon işini, modernizasyon işini yapmıştır. Fakat son 10 senedir, özellikle son 10 senedir şeker fabrikalarının üst yönetimi maalesef şeker ruhundan uzaklaşan yöneticiler tarafından yönetilmektedir. Şu anda şeker fabrikasının üst kademe yönetimi 14 şeker fabrikaları satılıyor, bir sesleri çıkmıyor. Çünkü bunlar şeker sanayine gönül vermiş insanlar değil. Şeker fabrikasını bilmiyorlar. Şekeri ancak bakkalda görmüş insanlar. Bir tek mühendis yok yönetim kademesinde. Yüreğim sızlıyor. Biz çok haklısınız. Şeker fabrik 1926'dan beri bu sanayi öğrenirken hem öğrendik hem öğrettik, hem eğitildik hem eğittik. Evet, evet, evet. Sayın Çetinkaya, insanlarımız kan verdi, can verdi, emek verdi. Bütün köylümüz, çiftçimiz emek verdi. Bunlar ziyan olacak. Halkımız bunu gördü. Diğer özelleştirmelerin sıkıntısını çekti. Tütünde sessiz kaldık. Tütün Tokat'taki sigara fabrikası hurda oldu. İstanbul'daki cevizdeki tekel fabrikaları boş kaldı. Evet. Tarlalarımız tütünsüz kaldı. Ama tütün, millet sigara içmiyor mu? Sigara tüketimi arttı. Sigara tüketimi arttı ama yurt dışından tütün geliyor. Şeker fabrikaları, dünya şeker üretimi düşmüyor mu? Dünyada şeker üretimi %46 artarken
Türkiye'nin şeker üretimi ancak %40, %20 artmıştır. Bu demektir ki bizim şeker, biz ithal ediliyor, şeker ihraç eden bir ülkeyken biz evvelki sene 160 bin ton, bu sene 260 bin ton şeker ithal etmek zorunda kaldık. Maalesef. Bu noktada şunu sormak istiyorum. 15 sene evvel dünyanın en büyük dördüncü... Sayın Çetinkaya, yani verdiğiniz rakamlardan da çok net ortaya çıkıyor. Satılan bu 14 fabrikanın ötesinde Türkiye'de hızla büyüyen, her yıl büyüyen şeker pazarı deniyor. Bu pazarın satılmasından bahsediliyor. Dolayısıyla bu 14 fabrikayı kimin alacağı da burada biraz merak konusu. Yerli mi, yabancı mı, kim? Yani Kargil diye bir ifade var. Kargil'den buna ilişkin yapılan açıklama da oldu. Siz biliyor musunuz? Yani tabii bir de hani özelleştirilsin diye rapor hazırlayan firmalardan bahsediliyor. Amerikalı mı, İngiliz mi, bu firmaları bilemiyoruz. Burada hangi lobiler devreye giriyor? Kim almak istiyor sizce bu fabrikaları? Kim alacak ya da? Bu fabrikaların alınıp alınmaması önemli değil. Hı hı. Bu fabrikalar yok edilecek. Türkiye'deki pancar üretimi, şeker üretimi yok edilmek isteniyor. Şu anda bizim konumuz kotaların düşürülmesi değil. Şu anda nişasta bazlı şekerlerin tamamen sıfıra indirilmesi. Hı hı. İzoglikoz yapan fabrikalar, yani nişasta bazlı şeker yapan fabrikaların kapatılmasıdır önemli olan. Hı hı. Bunlar üretim yapmamalı. Çünkü ürettikleri HFSC denen high fructose corn şurup, yani yüksek fruktozlu mısır şurubu insan sağlığına tehlikelidir. İnsan sağlığı, bütün değerli doktorlarımız, tıp adamlarımız bunları söyledi. Bu insan sağlığı için, çocuklarımızın sağlığı için, çocuklarımız, torunlarımız için bu nişasta bazlı şekerler, yüksek fruktozlu mısır şuruplara zararlıdır. Bunların kotasının %5'e, %2'ye indirilmesi değil, sorun bu fabrikaların kapatılmasıdır. Türkiye'deki sorun özelleştirme sorunu değildir. Türkiye'deki sorun kalkınma sorunudur. Üretim ekonomisi sorunudur. Bizim, hı hı, üretime öncelik vermemiz lazım. Doğru. 14 fabrikanın kapatılması, 14 fabrika satılması demek, 14 fabrikanın kapatılması demektir. Piyasada sadece 3-4 fabrika kalır. Ondan sonra onlar da yok olur gider. Bizim tiftiklerimiz yok, tiftik keçilerimiz yok oldu. Ankara'dayız. Şu anda bizim Bey Pazarı, Nallıhan yaylalarında, Haymana yaylalarında beyaz tiftik keçileri görmemiz gerekirdi. Şimdi tiftik keçilerimiz yok. Ben çocukluğum Üsküdar'da geçti. İstanbul'da Paşa Limanı'nın kenarında tiftik deposları vardı. Hı hı. Tiftik deposu yok. Şimdi orada restoranlar açıldı. İstanbul'da, doğru, mis gibi tütün kokan, tütün fabrikaları, tütün işleme atölyeleri vardı. Bunlar kaldırıldı. Yurt dışından bize tütün geliyor. Tütünün içine her türlü zehir katılıyor. İnsanlarımız tütüne bağımlı haline getiriliyor. Sigara alışkanlık haline getiriliyor. Aynı şekilde eğer biz bu şeker fabrikalarını satarsak halkımız daha ucuz kar ediyor diye izoglikoza muhtaç olacak. Bu da insan sağlığı için tehlikelidir. Doğru. İşin bir yönü, tarım yönü vardır. İnsan sağlığı yönü vardır. Evet. Mühendislik sorunu vardır. Ve bütün bu tarım, bütün bu sanayi üretimin esasında pancar vardır. Pancar esasında keşfedilmiş değil, icat edilmiş bir bitkidir. Pancar bütün tarımın, sanayinin temelidir. Pancarı terk edersek sanayimiz gelişemez. Hı hı. Sanayiyi bir ölçüde çiftçiler sübvanse ediyor. Köylülerimiz sübvanse ediyor. Bizim, hı hı, sanayimizin kalkınması, yeni teknolojik gelişmeleri için nereden kaynak bulacağız? Nereden yatırım yapacağız? Bu pancar topraktan yetişiyor. Ya, bir ayrı bir gayreti yok. Doğamızın güneşi, hı hı, toprağımızın suyu, havamızın oksijeni, karbondioksidi. Evet. Karbondioksit suyla birleşiyor. Güneş enerjisinin ışığı altında karbondioksit artı su eşittir şeker. Yaprağı yem. Gövdesi yem. Doğru. Şekeri de insanlara temel gıda. Bu şeker olmazsa neler olur? Birinci Cihan Savaşı'nda harp sahaları, pancar sahalarında Birinci Cihan Harbi olduğu için
İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da şeker yokluğundan, Avusturya'da şeker yokluğundan halk gıdasız kaldı ve şeker ve İspanyol gribi denilen grip oldu. 100 milyona yakın insan öldü. Vefat etti, evet. Aynı tehlikeler şeker olmadığı takdirde bizim başımıza gelmeyecek değildir. İşte yaşadığımız başından geçen kısa vadede geçerler. Sümerbank'ın özelleştirmesi, Sümerbank fabrikaları kalmadı. Pamuklarımız bitti. Söke Ovası bomboş. Pamuk kalmadı. Diğer taraftan tiftiğimiz kalmadı. Son vatan pancar. Pancarı terk etmeyelim. Halk bunun siyasetçilerin önüne geçmiştir. Halkı bu ihtiyacına, bu sesine siyasetçilerimiz ses vermeli. Evet. Sayın Çetinkaya, Sayın Çetinkaya, efendim süremin sonuna geldim Sayın Çetinkaya. Çok teşekkür ediyorum. Tabii yani bu mesleğe, bu sektöre, bu alana, şeker fabrikalarına 40 yılını vermiş bir insan olarak bunu özellikle belirtiyorum. Çünkü Sayın Başbakan bilen bilmeyen konuşuyor dedi. Böyle bir kişinin, böyle bir ismin sizin bu anlattıklarınız çok önemli, çok değerli. Umarım birilerinin de kulağına gitmiştir diyorum. Ki ben de bir şeker fabrikası çocuğuyum. Babam da şeker fabrikasından emekli bir işçi. Anlattıklarınızı, birebir yaşadıklarım var. Beni de çok duygulandırdı. Çok önemli. Değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Süremin sonuna geldim. O yüzden sohbete burada nokta koyuyorum. Katılıp katkıda bulunduğunuz için çok sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Sevgili evet. Selam. Yüksek Mühendis Erkan Çetinka ile yaptığımız sohbeti noktalıyoruz. Programın da sonuna geldiğini belirtiyoruz efendim yine. Haftayı da noktalamış oluruz. Pazartesi saat 12.30'da tam gün ortasında tekrar görüşünceye dek hoşça sağlıcakla kalınız.